Ekrem Hoca İstanbul Leyat'ta tasavvuf bölümünde doçent. Kendisi Saadettin Konevi ve İbn Arabi çalışmalarıyla Türkiye'de temayüz etti. İbn Arabi'nin büyük külliyatı Futuhat-ı Mekke'yi çevirdi. Sulkem'i tercüme edip şehir yazdı. Saadettin Konevi'nin bütün külliyatını Türkçe'ye kazandırdı. Aynı zamanda Saadettin Konevi hakkında doktora tezi hazırladı ve Saadettin Konevi'de bilgi ve varlık başlığı adı altında yayınladı. Fazla söze hacet yok aslında. Ekrem Hoca bir an önce konuşmaya başlasın. Doğrusu ben merak ediyorum yani neler söyleyeceğini. Dinleyelim. Ekrem Hoca buyur. Burası o kadar şey değil. Fakültede arkadaşlarına söylerim. Yani ben dert fakültesine veya daha doğrusu üniversite okuyanları genel akademisyen kabul ediyorum. Yani talebe kabul etmem. Hatta ilk derste bunu anlatırım. Yani ne demek istediğimi. Yani ortaokul ve lise yani talebelik falan da ama üniversitede herkes akademisyen yani. Hatta derim yani talebe bu sözleşmeyi bozmadığı sürece ben bozmam yani gibi böyle de söylerim. O bakımdan burada hani lisans da okuyan veya değişik branşlarda olan herkes bir bütün olarak birisi meslektaşımız. Yolda önümüzde olan büyüklerimiz, hocalarımız, abilerimiz var. İşte biraz daha genç olanlar var. Genç akademisyenler belli bir kısmı. Ömer Bey'e hani büyük bir iş yapıyor bu ahlak şey üzerinden. Bana da bir konuşma teklif ettiğinde konuşmanın formatı üzerinde aslında tam olarak anlaşamadık. Yani biraz bir görüşümüz arasındaki fark dolayısıyla. Şöyle bir fark. Ben kendime yani şöyle anlatayım. Bayağı talebe kabul ederim. Yani az önceki akademisyenlik hariç. Yani bir şey söylemek için daha çok epey bir yolumuz var diye düşünüyorum. Mesela temellendirme falan benim için çok çirkin bir şeydir gerçekten. Yani açıklama yapıyoruz mesela, beyan yapıyoruz. Bir şeyleri izah etmeye çalışıyoruz. İşte Ömer'in söylediğimiz kusursuz kelime şerh yazdık. Hani yaptığımız işler bakımından çok mütevazı değiliz ama o yaptıklarımızla dünyaya bir şey söyleme adına ben çok çekinceli, çok mütevakkıf birisiyim. Bunun bir kısmı kişisel olarak benimle de ilgili olabilir ama daha çoğu ilahiyat ilmiyle ilgili. Yani ilahiyat ilminin ve ilahiyat mesleğinin hani modern dünyaya sahiden ne söyleyebileceği hususunda gerçekten çok ciddi problemler vardı. Çok ciddi sorunlar vardı. Benim kanaatime göre geçmişte de vardı. Fakat şimdi toplumlar bir şekilde yaşıyorlar. Ve öngöremediğimiz bir takım faktörler, unsurlar toplumların işte nizam içerisinde, düzen içerisinde yaşamasını sağlıyor. Dolayısıyla burada sorunlar çok fazla gözükmüyor. Ama sorunlara akademik ve bizim bence gerçek anlamda tasavvufta bulunan bir kavramlaştırmayla söylesek, tahkiki açıdan bakarsak aslında her dönemde dini düşüncenin çok ciddi sorunları olmuştur. Çok ciddi meseleleri olmuştur. Ve ben Gazali'nin El Munkız Nedderel kitabından ne söylediklerinden ziyade o kavramlaştırmasının çok mühim ve çok gerçek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani El Munkız yani İmam Gazali, yani malumunuz,
hakikaten büyük bir alim ve belki büyük bir deha. Ama ben de hepsinden önemlisi çok dürüst bir insan ve o dürüstlük bütün ilimleri tüketen bir insanın en son bizi kim kurtarır diye sorabilmesinde tebarüz ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman gerçekten hani ta Grek döneminden itibaren yani düşüncede problem nedir, biz ne yapmaya çalışıyoruz ve bu varlıkta yani hani mevzumuz nedir, meselemiz nedir sorunu açısından baktığımda ben sorularım çok heyecan verici ve çok çekin ama cevaplarım çoğu zaman o sorularla aynı paralelde olmadığını düşünüyorum. Veya en azından önemli bir kısmı öyle olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle yani kendi adıma sorularımla cevaplarımı yan yana koyduğum zaman sorularım bana daha şey geliyor. Yani meraklarım, sorularım bana daha kayda değer geliyor, daha ciddiye alıyorum. Ama cevaplar konusunda hakikaten ya kişi hani hadi bir kısmını üzerime alayım ama bütün üzerime almam. Gerçekten bu sorulara, yani bu meal sorularına veya bu metafizin sorularına, insan olmak bakımından sorduğumuz sorulara dinin ya da felsefenin böyle bir cevap verebilmesi hakikaten çetindir. Şimdi bunlardan bir tanesi de ahlak meselesidir. Ahlak meselesi esas itibariyle benim çalışma alanımda çok uygun bir alan. Yani tasavvufa yani çıkıp birisi bütünle ahlak dese yalan söylememiş olur. Eksik, bayağı eksik bir şey söyler aslında da. Ama yalan bir şey olmaz yani bu tutar. Yani tasavvuf ahlak demesek bu cümle tutar. Bu bakımdan hani bir bakıma ben kendi mesleğim üzerinde de konuşmuş olabilirim. Fakat ahlak üzerine konuşmaların hani yine dini düşünceyle ilgisi açısından söyleyeyim. Çok ciddi bir problemi vardır. Bu ciddi problem bu konuda mesela Ömer Hoca ile biz daha paralel düşünürüz tahmin ediyorum. Tahmin etmiyorum yani 20 yıldır tartıştığımız için unuttum yani hani o düşünce ona mı bana mı falan kaçırıyorum bazen. Şu ahlak meselesi şöyle bir problemi var arkadaşlar. İsmail yani hocam ve arkadaşlar demek zor olacağı için arkadaşlar diyorum. Hürmetsizlik telakki edilmesin. Eyvallah. O zaman ceketini çıkarayım. Müsaade ederseniz arkadaşlar. Çünkü burası mevzudur. Ayağımı da evet yani yok olmuyor. Yok. Yani o yani olan yani bizi biliyorsun bir yani olanı görmek bir hikaye var. O açıdan bir yok da yok burada. Şimdi ahlak üzerine konuşmak ve ahlakla ilgili şöyle çok ciddi bir problem vardır benim kanaatime göre arkadaşlar. Şimdi ahlakla din ilişkisi sorunu. Ahlak dine yönelik, yani kurumsal anlamda, yani buna Hristiyanlığı da dahil edelim. Yahudiliği tam nerede duruyor, bunu bir türlü çözememişimdir. Ama Hristiyanlıkla, İslam aslında yapısal olarak benzerlikleri arz ediyor bu açıdan. Yani biraz makro baktığınız zaman yapısal olarak benzerlikleri arz ediyor. Hristiyanlığa yönelik temel eleştiriler hep ahlak üzerinden gitmiştir. Mesela diyelim ki Erasmus'un, aklınıza gelebilecek, hemen başlayabileceğiniz metni, Deliye Metiye. Deli-i Metiye aslında bir ahlak üzerinden Hristiyanlığın eleştirilmesidir. Yani kiliseyi, kurumlarını vesaire, işte papalık falan. Yani din adına ahlaksız olmakla suçlar ve dinin aslında ahlak olduğu üzerine kurulur. Erasmus'tan başlıkçası o eleştiri. Diyelim ki mesela Dostoyevski'nin metinlerine bakın. Aynı yani Ortodoks veya mistik işte Ortodoks ile işte Katoliklik arasındaki çelişkide aynı şekilde devam eder. Yani İnsanlar şunu isterler, din bize komşumuzla ilgili bir şey söylesin. Benim çok sevdiğim, herhalde belki önemli bir kısmınızın okumuş olabileceğini varsayacağım bir roman vardı. Bu mevzuyu bence çok güzel özetler, Peynir ve Kurtlar. Bu Annel ve Korintiler'in bir resim yazmış olduğu bir roman. O romanda mesela temel eleştiri şunun üzerine kuruldu. Din bize de makro teoriler, geniş bir bakış açısı ve geniş bir kavramsal çerçeve kazandırıyor fakat komşumuzla ilişkimizi bozuyor. Komşumuzla ilişki. Halbuki din, komşumuzla ilişkimizi düzenleyen bir şey olması lazım. Şimdi bu şekilde bir eleştiri vardır ve bunu İslam'a da tatbik edebiliriz. Şimdi biz, mesela Nietzsche'ye gelince yine aynı eleştiri devam ediyor. Yani dine yönelik, kurumsal anlamda din ve dinin kurumlarına yönelik eleştirilerde ahlak mevzusu merkezi bir yer tutar.
Yani burada hani dinin bir bakıma ahlakçılar ve ahlak üzerine konuşanlar daha hümanist, dinin ise daha dışarıdan ve daha öteki olması nedeniyle bir ahlak karşıtlığı veya ahlakı göz ardı eden bir şeymiş gibi. Böyle bir çelişki vardı. Şimdi kendi adıma tavrımı ifade edeyim. Ben şimdi böyle bir çelişkide normal şartlarda hani bu eleştirileri ciddiye alan birisi olabilirim. Ama optimal olarak, yani nihai olarak konuştuğum zaman ben böyle bir ahlaktan yana değilim. Yani komşumuzla nasıl ilişki kuracağımız mevzusuna odaklanmış ya da işte alışverişimiz nasıl olacak, işte insanlar nasıl falan, yani bu cümleler üzerine odaklanmış bir ahlakın bence ciddi bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani biz mesela bu yani normal çok etkileyici mesela okuyun, yani bu metni okumuşsunuzdur. Okuduğunuz zaman gerçekten çok etkileyici ve ikna ediliyorsunuz. Yani mesela Erasmus'u okuyup ikna olmam hakikaten mümkün değil. Ya da mesela Dostoyevski okuyup ikna olmamak mümkün değil. Nietzsche'yi okuyup ikna olmamak mümkün değil. Yani eleştirel söylem açısından söylüyorum. Fakat şimdi burada bir problem var. Şimdi bu ahlakı, yani ahlak benle senin arandaki bir ilişkiyle mi sınırlı olacak? Ya da bunu biraz daha abartalım. Yani benim benle ilişkimle mi sınırlı olacak? Mevzusu çok ciddi bir sorudur. Ve ben burada böyle bir ahlakın mesela olsa olsa bizim de din bilimleri içerisinde fıkha tekabül edebileceğini düşünüyorum. Ve bu bakımdan bu hani bir kavram kullanayım. Bizim şimdi yine din bilimlerinde veya metafizikte daha çok vücudi diye bir tabir var. Vücudi. Maddede vücut tabirinin de kısmen ilişkisi vardır bu vücudi tabiriyle. Bir de bunun zıttı olarak itibari diyebiliriz değil mi? Evet, itibari mesele olabilir. Şimdi vücudi ve itibari. Şimdi biz vücudi olan bir ahlak üzerinde konuşursak gerçek ve ciddi bir şey konuşmuş oluruz. Vücudi bir ahlak. Yani bu ne demektir? Bu hakikaten çağdaş anlamda, yani çağımızda kullanıldığı anlamıyla söylemiyorum. Klasik felsefede kullanıldığı anlamda metafiziği olan bir ahlaktan konuşursak ciddi bir şeyden konuşmuş oluruz ya da değer bir şeyden konuşmuş oluruz. Yani bunun için değer. Yani bundan dolayı mesela kiliseyi yakmaya değer. Mesela bundan dolayı diyelim ki mesela bizim fıkıh geleneğimizi işte yakmaya değer. Bundan falan filan yani neyse. Yani ancak böyle bir şey olursa bunu yani biraz daha açık seçik anlatayım. Yani ahlak dediğimiz şey en nihayetinde ben kim olacağım, ben ne olacağım sorusuna bir cevap bulması lazım. Ve bu cevabın içerisinde nasıl tarif edersek edelim, en nihayetinde yani mutlakın görülmesi olması lazım. Yani ahlak dediğimiz şey, biz yani bu bir yolculuksa, insanın kendisine ait bir yolculuğuysa, bir sorusuysa, bu sorunun seninle benim ilişkimi düzenleyen bir şey olması bana yetmez. Yani bu kavgası verilebilecek, mücadelesi verilebilecek bir şey değil. Yani, bilmiyorum tam anlatabiliyor muyum? Yani ben anlatıyorum yani. Yani mevzu budur yani. Ondan da çok açık yani söylüyoruz. Din üzerine yani dine yönelik, dinin kurumsal kimliğine ve yapısına yönelik çok ciddi bir eleştiri vardır. Ve bu eleştiri çok haklı, çok makul gözükür. Şimdi en son geçen kitabınızı okumadım da Deleuze'de bir kitap galiba çevirmişti. Bir vesileyle gördüm. Orada da işte benzer yani kendi eleştirilerine işte tekrar vesaire gibi böyle bir şey var. Yani din ve ahlak ilişkisinde ya da din ve insan ilişkisinde kurumsal ve hani o müessesevi yapının aşılması, reddedilmesi ve insanın keşfedilmesi. Şimdi böyle bir soru var. Bu talep çok güzel, çok keyifli bir talep. Fakat bu talep en nihayetinde mesela ben hani huzurlu bir insan olayım. Ben seninle düzgün ilişki kurayım, ben alışveriş yaparken seni satmayayım, sana ihanet etmeyeyim sorusunu çözmeye matuf ise, buna mütealaka bu ise, bu ahlak kanaatimce mesela fıkıh paranteze almamızı gerektirmez. Ya da kiliseyle kavga etmemizi değmez yani. Kendi adıma söyledim, değmez yani. İki, bu çok ciddi bir yalana dönüşebilir. Yani bir insanın huzuruna indirge, yani hakikatin kaynağı nedir? Bir insanın huzuru. Ya da yani doğruluk nedir? Yani
bize huzur veren, mutluluk veren şey. Eğer biz bunu böyle dersek, biz o zaman hem felsefenin ne yapmak istediğini, hem dinin ne yapmak istediğini ve hem de bence en önemlisi, bizim bu varlıkta neyi talep ettiğimiz sorusunu anlayamayız. Bu bakımdan ahlakla ilgili çalışmalarda hep bu soru vardır ve bu probleme dikkat etmemiz lazım. Din ile ahlak arasındaki çelişkide ben şahsen bu konuda yani hani dinden yana yani olunabilir yani daha acayip bir ilahi açısıyla ama yani, bu da işte yani burada da bir problem olmasın. Devam edelim. Şimdi kişisel olarak benim duruşum bu İslam bilimleri, İslam düşüncesi arasında bu İbn Arabi mesela falan filan onlarla oluşan bir şey var. Yani vatid vücut plan diye ifade ediyoruz. Bunun için bazı önermeleri var. Bu ben geçen hani bunu birileri de ifade etti. Yani kendi adıma da söyleyeyim. Aşağı yukarı 20 yılımı bu işe verdim. Yani 20 yıl bir meslek için bir kişiye adanmaz yani. Yani bir alana adanmaz yani. Yani bu hakikaten pozisyonunu ifade eden bir şeydir. Yani dünya görüşümü, dünya bakışımı. Ondan sonra yani meseleleri biraz buradan bakıyorum ben. Aslında yazdıklarıma, çizdiklerime bakarsanız şunu da görürsünüz. Orada neticede bütün tercih ettiğim şeyler ve sorduğum sorular kişiseldir. Yani hani bir başkasımız, İbn Arabi'yi okuyan başka pek çok kişi vardır Türkiye'de. Yani ben şimdi ona önemli kısmını ya işte yanlış anladım ama falan desem bile denir yani. Yani meslekte böyle denir yani. O yanlış anladı demezsen kendini ifade edemiyorsun diyelim Türkiye şartlarında. Ama neticede herkes bir şekilde anlamıştır. Şimdi onların anladıkları ve İbn Arabi üzerine çalışanlar benim aramda bir fark varsa bu benim kişiselliğimle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla hani şimdi ben hani mesela İbn Arabi'yi anlatırken aslında anlatmak istediğim kendi kavrayışımdır. Kendi düşüncemdir, bir yorumumdur. İbn Arabi'nin bir cümlesi var, çok hoşuma gider. Hani kendi adıma hani ben telifini yazdım, şerh yazdım vesaire onu da geçeyim. Tercüme için de der ki mütercim mühendistir der. Yani bir pozisyonu vardır, yani bir kavrayışı vardır ve o kavrayış üzerinde bir şey yapıyordur. Yani İbn Arabi gelse yani hani Ekrem sahiplenmez yani. Yani ben oradan da hareket edelim. Şimdi meseleye biraz buradan bakıyorum ve bu meselede yani o vahdeti vücut vesaire oradan baktığımız zaman şimdi temel mesele ilahi isimler sorusudur. İlahi isimler nedir? Yani aslında temel mesele Tanrı'dır ve Tanrı'daki kavramlarımız, Tanrı'daki yol haritamız ise ilahi isimlerdir. İlahi isimler. Şimdi bu bence çok mühim bir şey ve ben buradan biraz geriye dönüş yaptığım zaman aslında insan İbn Arabi'nin muhatabının veya İbn Arabi'nin sorusunun insanın bizim hani biz Grek mirasına eklenmedik. Bir başka miras da olabilirdi. Mesela İslam diyelim ki hani İran tarafından hani Hicaz'dan Irak Akdeniz'e doğru değil de mesela Hindistan'a doğru gitseydi yine diyelim ki belki Hint geleneğine eklenilecektik veya bir başka geleneğe eklenilecektik ve o kavramsal çerçeve içerisinde bir şey ifade edecektik. Biz Akdeniz olunca, yani İslam Hicaz'dan Akdeniz'e doğru gelince Grek mirasıyla daha çok ilişki kurdu. Bunun içerisinde Mısır var, bunun içerisinde İran var vesaire vesaire. Yani ben mesela İslam'ı hani bir şey olarak, bütün olarak tanımladığım zaman Türkiye'de mesela işte veya dünyada şöyle şeyler var mesela Batı, İslam vesaire falan. Bazen çok avami geliyor bu. Yani hiçbir şekilde ciddiye almadığım bir kavramlaştırmadır bu, ifadedir bu. Ben kendi adıma, ben İslam'ı hani biraz İsmet Özel'den de bu konuda beslenmişimdir. Daha doğrusu yani onun ifadelerinden de yararlanmışımdır. İslam aslında Doğu Batı değerlerine genondan, yani İsmet Özel'den kısmen ama daha çok aslında genondan. İslam aslında Batı yani Platon, Aristo ve Sokrat veya Sokrat, Platon ve Aristo o gelenek içerisinde oluşmuş olan metafizik, metafiziğin soruları, insanın varlığa dair sorular onun üzerinden yani İslam devam etti veya önce Helenistik miras sonra İslam devam etti. Ben biraz böyle düşünüyorum ve mesela Batı ve İslam benim hiç anlayamayacağım bir kavramlaştırmadır. Yani hiçbir Batı ve İslam ne demek yani hiç şey yapamam. Bence Akdeniz'di esas ve o Akdeniz'in doğusunu İslam doldurdu. Yani 7-8 asır burayı doldurdu ve burada o üretimini yaptı. Şimdi ben dolayısıyla yani okuduğum, yazdığım metinler sürekli bir soru üzerinden veya burada nesilden nesile sorulmuş sorular üzerinden devam ediyor. Şimdi bu sorunun temelinde ne vardır? Ben şöyle anlıyorum. Şimdi hepinizin hani filozofya kelimesini bildiğinizi düşünüyorum. Bu konuda hani bir bilgelik taslamak istemem ama yine kişisel bakışımı ifade etmek için söyleyeyim. Şimdi filozofya
Türkçe'ye galiba bu hikmeti sevmek şeklindeki tercümesi ya yanlış ya ben sevmek kelimesini tam anlamıyorum. İkisi de mümkün olabilir. Yani bence doğru tabir sevmek değil. Doğru tabir talep etmek. Talep etmek yani aramak. Yani filosofya demek aslında hikmetin talebidir, arayışıdır. Ve hikmetin arayışı aslında bence sonradan yani kişisel beni çok etkilemiş bir cümledir ve tam olarak da yani o filosofyayı, o tabiri kullananlarla yani aynı yerden bir mevzuya bakıyorum, hayata bakıyorum diyelim bir soruyu sorarken. Ondan dolayı dedim yani kişisel olarak yani sorularla cevaplar terazide birbirinin yerini şeyi tutmuyor. Şimdi filosofya tabiri şuradan çıktı. Grekler artık nasılsa tanrılara ulaşmışlar. Ve hikmet kavramına da ulaşmışlar ve hikmetler tanrılarda. Yani bunu yine o tasavvuf kavramıyla söyleyelim. Hikmetler tanrılarda tahakküm. Yani hakikatleri onlar, tanrılar. Peki insan kimdir? İnsan bir tanrı değildir. Dolayısıyla hikmetin sahibi değildir. Biz ancak hikmetin peşinde olabiliriz. Yani biz hikmeti talep ederiz, hikmeti ararız. Şimdi bu tanım çok önemli bir tanımdır. Yani insanın varlıkta nereden başladı, nereden hareket ettik sorusuyla ilgili bu çok mühim bir tarihtir ve insan olmak bir defa Tanrı olmadığımızı fark etmekle başlıyor. Biz Tanrı değil, yani biz insanız dediğimiz zaman ya da biz hikmeti talep ediyoruz dediğimiz zaman aslında demek istediğimiz şey şu, biz Tanrı değiliz. Biz Tanrı değiliz. Yani bir bakıma yani şu, daha sonra mesela biz tabii şeyde yani bu metafizik soruların önemli bir kısmının devamını biz tasavvufta göreceğiz yani. Özellikle İbn-i Arabi geleneğinde göreceğiz. Mesela orada bir tabir vardı. Tasavvuf tamam olsa Tanrı Allah olurdu denir. Bu şu demektir. Yani sufilik tamam olma yani eksikliktir. Noksan üzerinden başlar. Zaten tamlık olsaydı o Tanrı olurdu. Yani hikmetin sahibi olmuş olurdu. Şimdi bu bakıma ben bu soruyu çok önemserim ve başlama noktamız bu cümledir. Biz Tanrı değiliz. Sadece hikmeti talep ederiz, ararız. Yine bizim hani İslam geleneğinde söylemiş bir cümleyi söyleyeyim. Sevginin mütealakı madumdur denir. Sevgi, yani muhabbet maduma talip eder. Yani bir şeyi seviyorsak sahip değilizdir ona. Buna yani böyle bir cümle söylenir. Dolayısıyla biz hikmeti seviyoruz çünkü sahibi değiliz. Sahip olduğumuz zaman ne olacak? O da ayrı bir meseledir ve Grek düşüncesinin çok büyük bir problemidir. Sahip olabilir miyiz? Bir, iki, diyelim ki olduk ne oldu? Bu da çok büyük bir problemdir. Sadece Grek düşüncesi değil, benim kanaatim bütün İslam düşüncesinin de çok büyük bir problemi. Hepimizin büyük bir problemi yani bizim de büyük, değil mi? Yani kişi olarak bizim de büyük bir problemimiz. Şimdi arkadaşlar, şimdi Grek, gene yani o mirasa bakalım. Miras bize çok mühim bir şey. Sokrat, Platon ve Aristo çizgisinden bize çok mühim bir şey söyledi. Dedi ki, biz bu hikmete ulaşabiliriz. Biz bu hikmete ulaşabiliriz. Özellikle Platon'un yani idealar nazariyesi, biz bu hikmete ulaşabiliriz. Sonra Aristo'nun ne kadar ulaşırsa ulaşsın, neticede idealar var. Yani ezeli hakikat var ve biz bu ezeli hakikate ulaşabiliriz. Şimdi dinin tevarüs ettiği miras çok önemli. Yani din neye dayandı ve dinin karşısında hangi soru var, bu soru çok önemli. Şimdi, peki nasıl ulaşabiliriz? Platon'a bizim bildiğimiz kadarıyla kendi imkanlarımızla, yani insan olmak bakımından bu soruyu mağara gibi insan olarak sorduk. Biz insan olarak bu cevaba ulaşacağız. Yani tanrılar gelip bizi kurtarmayacak. Şimdi o zaman ahlak burada o hikmete ulaşmanın yolu oldu. Veya o hikmete nasıl ulaşacağız? Yani hani tanrı değiliz tamam ama arıyoruz, hikmeti arıyoruz. Ona nasıl ulaşacağız sorusunun cevabı ahlakla ilgili oldu ve çok açık bir şekilde Grek felsefesine yani Platon sonrasında diyelim ahlakla metafizik iç içe girdi. Yani bilmekle bu iş bilmekle çağımızda şimdi bunu çok kullanıyorlar. Çünkü ben artık kullanmamaya başladım. Hani bilmekle olmak falan eski çağlarda kullanıyorduk da böyle. Bu çağlar kullanıyor gibi olduk yani. Bilmekle olmak falan gibi. Yani böyle biraz şiirselleştiği zaman cümle hemen mana kayboluyor. Ama söyleyelim yani ahlakla bilmek arasında irtibatı Grek felsefesi kurdu. Ve bunu daha sonra bizim İslam geleneği işte nazari akıl, ameli akıl vesaire filan şeyler geldi. Şimdi bakınız, Grek filozofları ne kadar yani İbn-i Rüşd ne kadar ulaşırsa uğraşsın, işte Aristo'yla ilgili ne söylesin, bugün yani çalışıldı bunlar böyle. Yani bir pagan.
dünyada yaşadıkları kabul edildi yani. Yani kimse yani değil mi yani, yani Platon pagan yani ve Aristo bir pagan yani, Grek dünyası bir pagan, bu böyle kabul edildi. Dolayısıyla şimdi oradan hani daha başka cümleler çıkartmak bence gerek yok yani, bunu zorlamaya gerek yok. Fakat dine şu mirası bıraktı. Çünkü Grek felsefesinden sonra güçlü bir Hristiyanlık geldi. Teolojisi güçlü değil de zayıf geldi. Sonra o Grek felsefesi güçlenen bir Hristiyanlık oldu. Sonra da İslam geldi. Şimdi şu soru, bakınız. Şu insanlık şu soruyu sormuştu. Biz hikmetin sahibi miyiz? Değiliz dediler. Ve biz hikmete ulaşmak istiyoruz. Şimdi soru buydu. Yani insanın sorusuyla ilgili bir şey ise, yani insan neyi sordu, tamam mı? Grek mirası. İnsan neyi sordu? Mesela Akdeniz'de bir insan neyi var? Bunu sadece felsefeden takip etmeye gerek yok. Mesela daha geçenlerde şimdi Gılgamış Destanı'nı okuyorum. Yani destan diliyle ya da Homeros olsun mesela, destan dili bütün mesele aslında ölümsüzlük. Ölümsüzlük yani kendi fesat aleminin dışına nasıl çıkacağız? Soru bu yani. Yani tırnak içerisinde söyleyeyim, tanrılaşma. Yani bütün maksadımız bu. Çünkü tamam anladık, tanrılardan kendimizi ayrıştırarak insan olduğumuzu fark ettik ama hep insan mı kalacağız? Hep insan mı olacağız? Şimdi soru bu. Hep insan mı? Yani gerçekten biz ne olacağız? Mesela hikmete ulaştık. Ne olacağız? Şimdi Akdeniz kültürü diyelim. Ondan sonra daha çok Grek şeyini bildiğimiz için öyle söylüyoruz. Buna Hindistan'a gidelim. Yani oradan da örnekler bulunabilir. Mısır'a gidelim, İran'a gidelim. Yani değil mi? Yani bu yani elimizdeki hani masalların şeylerin önemli bir İran kaynaklı falan. Aynı şey yani tanrısallaşmak veya tanrılaşmak yani ezelileşmek diyelim. Veya buna benzer nereye kullanırsa kullanırız. Şimdi din miras olarak bunu tevazu. Yani insan unsuru, insan malzemesi tanrılaşmak isteyen veya ebedileşmek isteyen bir varlık. Din böyle bir insan, böyle bir insana karşılaşıyor. Şimdi Hristiyanlık benim yani anladığım kadarıyla bu maksatlarla ilgili farklı bir şey söylemedi de insan unsurunu çok zenginleştirdi. Yani bu felsefe açısından aslında kötü bir şey. Çünkü Platon'un bu felsefesi bir şey bir idealist felsefeydi ve bir elitizme dayanıyordu. Ama insan unsurunu çok geliştirdi. Çok yani Platon'un şehirden attığı bütün insanları şehre taşıdı tekrar. Hristiyanlık. Ama bir şey daha yaptı. Tanrı'yı tarihin içine soktu. Yani, yani Tanrı'yı önümüze getirdi. Yani biri gördü mesela. Ben görmedim ama Tanrı biri gördü. Şimdi mutlaka gösterdi. Tamam yani şimdi Grek şeyinde mesela Grek felsefesinde hani tanrılar var vesaire yani şöyle düşünme yani düşünmemek lazım herhalde değil mi? Bilmiyorum ben öyle yani herkes tanrılarla konuşuyor gibi böyle bir şey yok. Şimdi mutlak bizim peşinde olduğumuz bir şey, talep ettiğimiz bir şey ama Hristiyanlık bakınız hani şimdi bir din olmak bakımından malzemeyi genişletti. Yani şehirden kovulmuş olan hastası, işte yaşlısı, zayıfı, çaresiz vesaire onların hepsini şehre doldurdu yani, ve bir ümmet oluşturdu. Tamam şimdi normalde talebin değişmesi lazım. Çünkü o insanlara başka şeyler lazım olabilir. Ama şimdi bir tarafıyla o filozoflar yani insana sorduğu o soruyu gündeme getirdi dedi. Tanrı burada dedi. Tanrı burada yani İsa burada dedi ve bize İsa'yı gösterdi. Yani mutlaka gösterdi ve biz kurtulduk. Tamam yani o teori içerisinde biz kurtulduk. Şimdi bu bence çok önemli. Yani cevabın kendisini hani ben cevap hani kişisel olarak hakikaten yani, cevaplar çok o ayrı bir şey ama esas olan şey burada şu. Soruyu ciddiye almış olması. Yani Greklerle oluşmuş olan o soruyu ciddiye alması çok mühim bir şeydir. Çünkü insan gerçekten ya tanrı olmak istiyor, bir şey olmak istiyor. Yani hani hiç kimse memnun değil halinden. Ama biz insan olarak yani kimse halinden, bu benim akademik hayatta yazdığım ilk cümledir. Tamamen gayet dilimden çıktı. Şebe dedi İsmail'in şeyde teze ön sözü yazarken ilk yazdığım cümledir. Kimse halinden memnun değildir cümlesi. Gerçekten hiç kimse halinden memnun değildir de hep bir şey talep ederiz yani ararız. Yani ve bizi kurtaracak olan diyelim ki şurada veya burada bir yerdedir ama bizde değildir. Şimdi Hristiyanlık aslında bunu fark etti veya diyelim ki buna dair konuştu ve bize dedi ki işte tam İsa yani hani aradığınız budur dedi. İslam'a gelelim. Bence İslam düşünürleri buradan devam ettiler. Bu nazarı ve ameli şeyden devam ettiler. Ve Farabi felsefeyi takip ederken çok mühim bir şey söyledi ve çok anlaşılır hale getirdi ne demek istediğini. Mesela Farabi dedi ki,
Felsefe insanın gücü ölçüsünde Tanrı'ya benzemesidir dedi. Felsefe ya da ahlak, bunun ismi çok önemli değil. Felsefe de ahlak, insanın gücü ölçüsünce Tanrı'ya iki, şimdi diyelim ki mesela bu söz biraz böyle hani ya şöyle yorumlanır, böyle yorumlanır vesaire, hiç yorumlanmayacak bir şey söyleyelim. İbn Sina Metafizik kitabının bitişi. Yani bizim yanlışlıkla şeyden düşmüş olan. Koyduk. Tamam. Hani biz bir şeye ağır geldik yani. Bak beni sen değil. Evet. Şimdi İbn Sina diyor ki bir metafizikçi ne olur yani? Orada hani ahlak cümlede uzatıyor yani dolandırıyor. Yani İranlıca konuşmuş. Uzatmış cümleyi. Ama söylemek istediği şey şu. Bir metafizik insana ne vaat ediyor? Tamam, metafizik insana ne var? Diyor ki, Rabbel insaniye, kâde bölüm hikaye. Kâde bölüm hikaye. Rabbel insaniye, yani bir Rab oluruz yani, tamam mı? Yani Rabbel insanız tabii yani, neticede insanız ama bir Rab oluruz. Tamam, yani elluh yani. Metafiziğin gayesi, metafizik size ne taahhüt eder? Yani niye metafizik okuyacağız? Metafizik okuyacağız çünkü tanrılaşmak ve ebedileşmek istiyor. Tanrılaşmak dedi, ben şimdiden sonra ebedileşmek diyeyim, yani sonra şey olmasın, ebedileşmek diyelim, tamam mı? Yani Ekrem Hoca şu an kadar hiç tanrılaşmak dedi, ebedileşmek. İbn Sina bunun iki, çok, hani diyelim ki mesela o metin yanlış, kitabın kendi içerisinde, benim en beğendiğim cümle neydi, hani insan ne zaman saadete ulaşır? Yani bunları tahsil etmesek ne gerekir diye bir sorusu var. Sen de bunu denedin. Orada soruyu cevap değil. Cevap, yani şey de şuydu yani insanın bundan daha önemli hiçbir uğraşısı yoktur. Yani. Bir o bir de şey hani makulatı, yani bütün alem, bütün alemleri idrak eder yani. Yani bir şey ki var, yani bütün varlığı idrak eder. Çünkü metafizin iddiası bu. Bakın metafizin iddiası bu yani. Bu külli, yani küllilik bilgisini biz mesela diyelim ki bilgi kavramına tümel diyoruz. Şimdi tamam küllülüğün böyle bir anlamı var ama bir küllülüğün bütüncüllük anlamı da var. Yani her şeyin bilgisi. Her şeyin bilgisi ve aslında biz bunun peşindeyiz. Her şeyin bilgisinin peşindeyiz. Evet. Şimdi burada duralım ve daha doğrusu yani buradan ben ilahi isimler bahsine geleyim. Şimdi benim kanaatime göre İlahi isimler sorusu ve ilahi isimler üzerinden konuşmak bu soruyu ciddiye almaktır. Yani İbn Arabi veya o gelenek, hani benim dediğim şu veya bu şekilde bazı noktalara tam bağlanamıyorum. Yani arada bazı akademik problemler var benim açımdan ama diyelim ki mesela ben bir o gelenekten birisi olayım ve o geleneği benimseyen birisi olayım. Şimdi o geleneğin temel meselesi mevzuyu ilahi isimler üzerinden konuşmaktır. Hangi mevzuyu? Benim kanaatimce bu ilk mevzuyu, ilk soruyu. Yani biz Tanrı değiliz, biz hikmetin peşindeyiz. Hikmetin peşindeyiz cümlesinde bizim yol araçlarımız bu argümana göre, bu perspektife göre ilahi isimlerdir. Yani Tanrı'nın esması üzerine konuşmaktır. Şimdi bakınız. Ben bu Tanrı'nın esması üzerine konuşmak bahsini çok mühim bir dini düşünce eleştirisi olarak görüyorum birinci aşamada. Çok mühim bir dini düşünce eleştirisidir. Daha açık söyleyelim. Yani kelam ve fıkıh eleştirisidir. Kelam ve fıkıh eleştirisidir. Yani Esma-i İlahiyye'nin bir epistemolojik bir mevzu olarak bir veya buna bir ifadesini söyleyeyim. Yani mebadi ilmi ilahi olarak ortaya konulmuş olması yapılmamış bir şeydi. 7. asırda yapılmamış bir şeydi ve bu bakımdan aslında 7 asırlık mirasa yönelik çok ciddi bir eleştirildi. Ben bunu böyle görüyorum. Şimdi bu eleştirinin mesela unsurlarına bakalım. Şimdi İslam'da bu nazari geleneği felsefe yani hiçbir zaman tam böyle meşru disiplinler içerisine giremedi. Bunu hani biz modern çağda biraz böyle sokmaya çalışıyoruz ya da mücahidin döneminde bu girmeye falan çalıştı ama aslında hiçbir dönemde felsefe, yani İbn Sina, Farabi vesaire falan yani onlar hiçbir şekilde meşru bir şekilde din bilimleri içerisine giremediler. Yani bunu kabul etmek lazım. Din bilimleri içerisinde yani bu akılcılığı veya bu insanlığın bu büyük sorularını tespit eden ve buna üzerine konuşan kelamdı. Ve
ve kelamı iki kanadaydı. Yani önce Mutezile, sonra Eşari. Şimdi hani ben önce dedim ki Ömer Celal'in köşeleri farklı. Farklı olduğu yerlerden birisi şudur. Biz bu kelamın yapısı hakkında bir türlü şey yapamadık. Yani bir fikre varamadık. Ben fikre varamadım. Senin bir fikrin var diyelim. Ben Mutezile'yi kelam kabul edersen çok ciddi sorunlar çıkıyor. Yani böyle bir kelam olmaz yani. Hani şimdi bir böyle bir yaygın akım olarak bir Mutezile var. Ama şimdi Mutezile'nin hani esas yani böyle iddialı olduğu cümleler yani icbar tarzında olan mesela Tanrı şöyledir, insan şöyledir, insan özgürdür. İşte mesela Tanrı'nın sıfatları yoktur ya yani, veya eşerlerin zannettiği vesaire vesaire. Şimdi böyle olan cümlelerden ben bir kelam çıkartamam. Ama bizim şimdi ilk kelamımız veya İslam'da ilk nazari temayüller böyle olmuş. Bu şeyle gelişmiş. Şimdi bu konularda yani hani kişisel olarak en çok sıkıntım şudur. Ben Türkiye, genel olarak dünyada değil. İlahiyat tarihi çalışmalarının hiç olmadığını düşünüyorum. Hadi hoca diyeceksin çok aşırı gittiniz. Yok, bundan vazgeçmem. İlahiyat tarihi çalışmaları, yani bunu tek tek mesela şu, ilk cümlem şuydu mesela. Dünyada bir tasavvuf tarihçiliği yoktur. Bunu kendi mesleğim için söylüyorum. Sonra bir baktım. Kelam tarihçiliği mi var sanki? Yok, o da yok. Felsefe tarihçiliğimiz mi? Yok yani. Yok yani, gerçekten yok. Yani şu sorunun cevabı herhalde 40-50 sene daha boşluktadır. Neyi aldık? Yani İslam geldi, nereye yerleşti? Neyi aldı, neyi değiştirdi? Yani nasıl, yani dünyayla nasıl bir ilişki kurdu sorusu herhalde bir 40-50 sene, bana kalırsa belki daha da fazla cevapsızdır yani. Yani bunun, yani bu konuda bir, yani sohbette konuşmak şeklinde demiyorum. Hep yani sohbette konuşmaya başladığında hepimiz bir şey konuşabiliriz. Ama akademik olarak biz bu konuda bir fikre sahip değiliz. Yani İslam yani 7. asırda aslında dolu olan bir dünyaya geldi ve burada ne yaptı? Biz bu soru hakkında herhangi bir fikre, akademik olarak yani ilahiyat ilmi herhangi bir fikre sahip değildir. İslam hukuk çalışmaları da buna dahildir. Hadis çalışmaları, yani bütün olarak yani biz bu konuda bir fikre sahip değiliz. Dolayısıyla bu konuda hani Mutezile, Eşarilik vesaire ne söylesek hep bir şey payı kalıyor yani ihtiyat payı kalıyor ama az çok da işte tavrı hissediyorsun. Yani mesela Eşarilikle Mutezile yani nerede kesişine, şimdi bunu az çok hissediyorsunuz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Mutezile gerçekten dini düşünce yani vahyin kendisini vahyi farklı yorumlasa bile aslında savunuyor. Yani Mutezile'nin yani ilk muhatapları muhtemelen Hristiyan ilahiyatçılardı. Onlarla büyük kavgalar oldu. İşte bu İsa yani İsa'nın tabiat üzerindeki tartışmalar, Kur'an-ı Kerim'in işte mahluklu vesaire falan falan. Şimdi burada bir sürü şey oldu yani Mutezile. Fakat zaman şimdi o gelenek devam ederken bu tartışmalarda taraf olmayan ve bir dil geliştirmeyen bir ekol var. Ehli hadis. Aslında ehli hadis şimdi kavramda bir hata var. Yani hadis deyince hani biz mesela yani sonra mesela Buhari vesaire. Şimdi ehli hadis aslında selefilikle özdeşleşen bir şey ve bu mevzuları tartışmayan. Yani tartışmanın kendisini, celalin kendisini reddeden bir gelenek. Şimdi mesela ben İbane'yi okudum, Eşari'nin. Bir kitap daha var galiba, onu da okudum falan. Şimdi bu makale İslam milletinden bize baktım. Şimdi İbane'de yani 320'ler falan galiba İmam Eşari ölümü. Yani aslında bayağı geç bir tarih. Yani dini düşüncesinden çok geç bir tarih. Çünkü Cüneyd-i Bağdat 200 işte küsür 70 neyse 80 falan. Onun yani bayağı geç bir tarih. Yani 320 bayağı geç tarihtir. Ama 3 asır çok mühim bir tarihtir. Şimdi İbane'ye bakıyorsunuz. İbane hadisçi gibi konuşuyor. Mesela diyor ki şu konu, yani diyor, ayet yok, bunu bir şey söyleyemeyiz. Ya fikri yok mu ya? Bu konuda hadis yok. Anlatıyor muyum şimdi? İbane böyle konuşuyor. Şimdi ben şöyle bir kanaate sahibim. Şimdi aslında Eşariliği bir mezhep haline getiren aslında Mutezile oldu. Mutezile'yi bir mezhep yapan ise Hristiyan teolojisi tartışmaları oldu. Ben böyle
düşün. Yani bunu mesela çıksın bir, yani bir iyi bir kelam tarihçisi, yok arkadaş yanlış düşünüyorsun derse ikna olabilirim. Bu benim bir izlenim. İzlenimim. Ama ben buna çok önemli bir değer atfediyorum. Çünkü Eşarevi Mutezile'yi sonra cevaplamaya ve Mutezile'ye red şekline dönüştüğü zaman aslında dini düşüncenin şekillenmesini ve dini düşüncenin bir form kazanmasını engelledi. Şimdi bakınız, çok önemli bir, bu tabi tasavvuf da çok etkiledi. Yani kelamın bu yapısı tasavvuf da çok etkiledi. Ve size iki paralel kavram söyleyeyim. Bir tanesi, kelamda veya hani fıkıh mesela gelenekte olan bir kavram, müteşabih kavram. Müteşabih kavram. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de kelime olarak geçiyor. Müteşabih geçiyor. Fakat kelam kısa zaman içerisinde müteşabih alanını o kadar genişletti ki temelde bizim hangi düşünceyle ilgilendiğimiz, yani biz mesela kelam yaparken biz ne yapacağız sorusunu biz anlayamadık. Yani o kadar geniş bir müteşabihat var ki. Ve neticede şöyle bir şey oldu. Yani biz Tanrı'nın maksadını anlamayan varlıklar olduk. Yani Kur'an-ı Kerim var. Ortada Kur'an-ı Kerim var. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de gerçekten ne dediğini tam anlamıyoruz. Yani Tanrı yani ayrı bir dil kullanıyormuş. Çünkü müteşabih alan o kadar geniş ki biz aslında ne dediğini tam olarak anlamıyoruz. Mesela Mutezile olsa Mutezile böyle bir şey kabul etmezdi. Ama dedim ki ben yani Mutezile ile ilgili hakikaten çok ciddi çekincelerim vardır kendi adıma. Şimdi müteşabih kavramının bir benzeri, yani ben müteşabih kavramının dini düşüncenin kilitlendiği, dini düşüncenin yani önünü açması engelleyen bir kavram, bir negatif kavram olduğunu düşünüyorum. Yani bu işleve yol açtığını düşünüyorum. Bunun tasavvuftaki karşılığı ise şatahat oldu. Bakınız, şatahat çok enteresan bir kavramlaştırmadır. Ve temel itibariyle müteşabihatın, yani hani Tanrı'nın vahiyinde müteşabih var, Sufi'nin sözünde şatahat var. Peki ne oldu? Mesela ne oldu? Öyle bir şey oldu ki mesela biz tasavvuftaki hiçbir temel cümleyi anlayamaz olduk. Yani hiçbir, mesela enel hak dedi. Bu şatahat. Tamam hadi bunu anladım. Başka cümle, herhangi bir cümle yani mesela tasavvuf seni işte kendinden çekip almandır. Tanrı seni, bu da şatahat. Yani ya bu cümleyi söylemişler, adamlar bunu söylemiş mi? Hepsi şatahat. Şatahata bir cümle daha ekleyelim, sekir, sarhoşluk, vecd-i hali. Ne oldu? Zemin kayboldu. Yani dini düşüncenin zemini kayboldu. Arkadaşlar benim anladığım kadarıyla hani daha sonra mesela Gazali'yi, İmam Gazali'yi aslında krize düşüren şeylerden bir tanesi budur. Çünkü bakınız bu bence modern çağ açısından çok önemli. Mesela bizim ilahiyat mesleğinin çok önemli bir problemidir. Yani biz bugün yani yeryüzünde mesela insanlarla konuşurken mesela şimdi biz tartışıyoruz değil mi? İşte Tanrı hakkında bir şey bilemeyiz. İşte bir şey onu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Eskatoloji zaten bilemiyor. Ya hadi bunları anladık. Şimdi geçen bir mesela cinler, melekler onları da bilemedik. Ya ruh mesela ruh zaten onun ilmini. Arkadaşlar bu bizi kesmez ki yani böyle bir bilgi biçimi insanı kesmez ki. Çünkü biz görmek istiyoruz. Yani biz en nihayetinde yani Musa'nın kavmi bize Tanrı'yı göster dediğinde suç işlemedi. Yani bu cümle yanlış değil. Biz Tanrı'yı görmek istiyoruz. Ve Hazreti Peygamber bize onu görebileceğimizi söyledi. Yani daha doğrusu en azından onu görmemiz gerektiğini yani ihsanı tarif ederken şimdi buna benzer bir cümle söyledi. Buna benzer diyorum. Çünkü burada yani kelam ve fıkhın bu hadisten, kelam ve fıkıh geleneğinin bu hadisten anladığıyla mesela muhakkik sufilerin bu hadisten anladıkları farklıdır ve ben bu konuda muhakkik sufilerden yanayım. Bundan ondan dolayı hani cümleyi böyle belirsiz kullandım. Şimdi bakınız, kendi adım hani fark ettiğim bir şey söyleyeyim. Şimdi Çekoslovakya'nın yani geliyor işte bu Erasmus falan. Çocuklar da bahsediyoruz. Biz de konuşuyoruz Müslüman'la. Şimdi soruyor. İşte ruh mesela. Ne yani ne? Bilemeyiz.
Ya hocam, bu işin bilecek ne var? Ben bilmiyorum oğlum ya. Ne konuşuyorsun, tamam mı? Bilemeyiz. Şimdi ahiret, eskatoloji, buraya mesela bu konular konuşuyoruz. Mesela nasıl? Vallahi tam bilemiyorum. Ya hocam diyor, paralel evren falan gibi bir şey demiştim. Ya bilmiyorum. Şimdi yani kim, yani hani affedersiniz yani hani şimdi diyecek mi? Ya İbn-i öyle diyorlar bana yani İbn-i Arabi Uzman. Ben Uzman'ı kabul etmiyorum ben çünkü ben Türkiye'de tarihi olmayan işin yani bilim tarihçiliği henüz yapılmamış bir mesleğin uzmanı olmaz. Hiçbir alanda uzman olmaz aslında. O açıdan ben kendime İbn-i Arabi Uzman denem. Sadık İbn-i Arabi Uzman denem. Ama hani öyle diyorlar yani. Hani insan. Şimdi adam diyecek ya, Kutu Saşer yazmış vesaire. Hiçbir cümlesi yok ya. Yani anlatayım mı? Hiçbir cümlemiz yok. Mesela anlatayım mı? Yani hani sadece ben değil herhalde değil mi? Sizin de yani. Ömer hariç. Şimdi yerde konuşuyorum. Şimdi bir şey anlatıyoruz. Yani bu tabii burada da entelektüellerle konuşma rahatlığı içerisindeyim yani. Size kastettim. Neyse. Şimdi ben biraz dedim ki yani bir şey anlatayım. İbn Arabi bir cümle vardı. İsmail abi şimdi İbn Arabi diyor ki şeye gittik diyor, bir yere piknik falan yapıyoruz diyor. Piknik yapmıyoruz da bir şey yaptık, unuttum yani, o kadar değil. Tenezzül yani. Yani tercümelerde bir hata yok yani. Şimdi bu hayvanlar diyor kaçmaya başlıyor. Ceylan geliyor, kaçıyor falan filan. Allah biliyor. Orada şimdi aklıma Ömer geldi. Yani Ömer demek kendim, ikimizin beraber. Dedim ya şimdi biz olsak dedim ya şimdi. Hadi dedi İbn Arabi dedi ki ya diyor baktım ki diyor hayvanlar kaçıyor ya bu sakat bir şey ya hayvan niye kaçıyor bizden yani hani bu Hacı Bektaş'ın bir şeyi vardı hani geyik falan işte bir resim vardı yani şimdi o resimde anlatmak istediği şeyin arka planını söylüyor İbn Arabi şimdi gördüm ki diyor hayvana vahşi diyoruz ama vahşet içimizde yani içimizin vahşetini anlayan hayvan kaçıyor bizden içimdeki diyor o vahşeti yenince diyor hayvan benden kaçmadı. Çok hoşuma gitti şimdi bu cümle. Şimdi söylüyorum. Dedim ki, yani şimdi aklıma gelen taraf burası Ömer'le benim. Dedim şimdi Ceylan'a bakıyorsun, hani onu mesela tavada düşünüyorsun. Yani, şimdi hayvan kaçmasın falan. Orada şimdi yanım var. Ben onu birkaç kez daha da şey dedim, gelmişti konferansa. Kendi adını Zaporuş'un dedi falan filan. Ben diyecektim, ben Ömer adına konuşuyorum da. Neyse, tamam ben abi, bu benim adım olsun. Yani. Şimdi dönelim. Şimdi şatanat ve şimdi soruyor yani arkadaş soruyor o çocuk bir mesela uhrevi mesela ahiret. Yani hocam diyor şimdi diyor yani İngilizcemiz de fena değil yani diyor hocam işte ezel İngilizcemiz. Şimdi diyor ki bu diyor paralel evrenler. Hayır bu değil. Ne? Bak şimdi ne? Arkadaşlar bakın bunu fark edin, yani düşünün. Din düşüncede hiçbir somut fikrimiz yoktur. Çünkü müteşabihat kavramı bize din, bakın din yani din yani az önce yani hani yani Tanrı'yı görmek isteyen insan. Tamam mı? Yani 3000 sene önce bu insan dile geldi ve dedi ki biz Tanrı'yı görmek istiyoruz. Bizi bu keser dedi. Yani bu kadar iddia eder. Metafizik insanlığa yönelik en büyük övgüdür. İnsan müdrikesi için yapılmış en büyük övgüdür metafizik. Çünkü o bu soruyu ciddiye aldı ve dedi ki görebilirsin dedi. Tamam, sen Tanrı'yı görebilirsin dedi. Bundan dolayı yani gerçekten yani metafizik yani bütün sorunlarıyla beraber bu soru ve cevap yani soruyu çok ciddiye alması ve buna bir cevap vermesi bakımından çok mühim bir şey. Şimdi metafizik bunu derken yani sen görebilirsin derken şimdi biz konuşmaya başlıyoruz. Mesela ruh hiçbir fikrimiz yok. Gerçekten hiçbir fikrimiz yok ve bu sadece bizim değil. Bizim yani tarihsel olarak bizim ilahiyat ilminin ruh hakkında hiçbir fikri yok. Yok hiçbir fikir. Yani bir açıklama, yani beyanı ben bir fikir kabul etmem. Yani ben yani söylüyorum mesela şu, bu değil. Yani mesela diyelim ki bir ruh, mesela ezeli bir ruhumuz var mı yok mu? Tam ortadan ikiye bölünmüştür. Mesela ruhla beden ilişkisi nasıldır? Tam ortadan ikiye bölünmüştür. Onu baş yani ruhla bir sürü konu. Mesela bedenden sonra mesela ruh ne olacak? Tamam mı? Mesela haşir nasıl olacak? Bu bedenden bu konular tam ortadan ikiye bölünmüştür.
Müslümanların zihni, yani tarihsel olarak. İnsanların zihni ama yani Müslümanlar da bu soruna veya bu şeye eklemlendi. Şimdi burada bakın, nasıl ki Şatah tasavvufi düşünceyi dumura uğrattı ve tasavvuf düşünce artık en nihayetinde neye döndü? Bir ahlaka döndü. Bak bir ahlak, bu benim az önce eleştirdiğim bir ahlaktı. Yani gerekçelerini bilmediğimiz, arka planı bilmediğimiz de, yani sorularını bilmediğimiz bir ahlak. Hani şöyle anlatalım, mesela yüceltilen kavram İbn-i Vakit'tir. İbn-i Vakit. Arkadaşlar İbn-i Vakit tam olarak fıkıhtaki mükellef tabirinin tasavvufa taşınmış halidir. Anlatmak için bakın bir örnek söyleyeyim size. Yani ben ilahisinden neyin eleştirisi derken bunu kastediyorum. İmam Maturidi okuyor. İmam Maturidi diyor ki şimdi bir konu ele alıyor. Diyor ki işte gökle ilgili falan. Anlatıyor işte şöyle böyle falan filan. Derdi anlatmak değil belli. Yani başka bir şey söyleyecek. Ya diyor şimdi bunun bilgisini ne yapacaksınız ki diyor. Ya bunun bilgisini ne yapacaksınız ki? Çünkü diyor teklife taalluk eden bir şey yoktur burada. Yani İmam Maturidi diyor ki bilgi demek teklife taalluk eden, yani konusunun ve maksadının teklif olması gereken bilimdir. Biz bilgi buna diyoruz. Şimdi bu cümle aynen tasavvufa taşınmıştır. Çünkü tasavvufun o şatahat cümle, şatahat kavramını ortaya çıkarttı o zihniyet, yani biz ona sünni tasavvuf diyoruz. Bu zihniyet aslında rol model olarak fıkıh ve kelam çerçevesini aldı ve orada ne varsa o sorunlar burada da görülmeye başladı. Burada da görülmeye başladı. Ve İbn-i Vakit tam olarak yani mükellef orada ne iş yapıyorsa, neyse, yani mükellefe dair neler varsa aslında İbn-i Vakit'e dair o var. Mesela orada müftüye dair neler varsa, müftü, kadı neyse, adamın adı neyse, onun hangi rolü, hangi görevi varsa aslında mürşidin, şeyhin mesela aynı şeyi var. Şimdi Türkiye'de böyle hani mevzular ciddiyetle ele alınmadığı için ve tasavvuf da Türkiye'de ilahiyat camiasında genel olarak yani dindar kesiminin en az bildiği konu olduğu için bu konuları böyle karşılaştırma olarak bir türlü ele alamazlar. Mesela çıkar adam mürşidi eleştirir, şeyhi eleştirir, ya şeyhe tabi olmak. Halbuki şeyhe tabi olmakla ilgili cümleleri alın, müftüye tabi olmakla cümlelerle bir araya getirin, müftüye tabi olma cümleleri daha ağır kaçar. Anladın? Yani yapısal olarak bu böyledir. Neden? Çünkü din bilimleri müteşabihat alanıyla bizim önümüzü kapattı. Kelam diyelim, müteşabihat ile, yani bu ne demektir? Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir kısmı artık bizim için dokunulamaz oldu. Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir kısmı bizim için dokunulamaz oldu. Yani bunu hani birilerinin çalışması yani müteşabih kavram ve buna bağlı olarak tevil kavramı, tevil. Şimdi kelam daralınca ve mutezile kovulunca ne oldu? Çok açık olabileceği yani bu öngörmek için hani dehaya gerek yok. Zaten tarih oldu, yaşandı. Fıkha çok geniş bir alan açıldı. Yani herkes yani hani fakir yani. Olamayanlar da derviş. Yani böyle bir şey oldu yani. Çünkü yani nazari olanlar bağ kopunca ya da külliye gidip ben hiçbir zaman mesela kelama metafizik demedi. Ama soru orada devam edebilirdi. Yani öyle bir kapı vardı orada. Şimdi o kapı kapanınca yani müteşabih buna başka kavramlar da eklenebilir. Yani benim şahsen gördüğüm şeylerden bir tanesi budur ve biraz geniş alanda yorumluyorum müteşabih. O olunca o zaman fıkha çok geniş bir alan açıldı. Ve hani şimdi günümüzde şöyle benim doğrusu hiç beğenmediğim ama bir sürü insan söylediği bir cümle var. İslam işte fıkıhtır filan veya fıkıh. Onu söylemek istemiyorum yani hani o çünkü zaten yani gazeteci cümlesine dönüyor. Fıkıh medeniyetidir filan. Böyle bir cümle. Yani vaka yani biraz öyle oldu yani ama bu iyi bir şey olmadı. Çünkü bizim din bilimleri geleneğimiz dahi fıkıh aslında bir hani örf, adet vesaire. Yani böyle bir şey olduğunu yani hani tümen bir bilim olmadığını söyler. Yani bizim din bilimleri yani bunu başkaları başka türlü söyleyebilir ama bizim din bilimleri geleneğimiz yani Gazali bile bunu söyler. Şimdi bakınız başladığımız ahlak eleştirisine geliyoruz. Şimdi eğer ben fıkıh bana
Yani sen hükümlü insansın, mükellef insansın. Yani sen kulluğuna bak derse ve maksat üzerinde konuşma. Tamam, maksat üzerine konuşma derse ve bir derse bir insan olarak benim sorunlarımı kavramamış olur. Bir insan eğer yani fıkıh ve tamam, şimdi bakın diyor ki kelam kavgayı bitirir. Çünkü kelamın hedefi Ehl-i Sünnet yani eşariliğin hedefi Mutezile'nin şeyiydi yani hani onun dışlanmasıydı diyelim. Veya işte İmam Maturidi'miz, İmam Maturidi'nin bazen bir de Türkiye'de böyle bir temayül var. Mesela bir Maturidilik ve eşarilik karşılıklı. Bunu nasıl çıkartıyorlar? Yani hangi metinleri okuyorlar? Hakikaten anlamıyorum yani. Hiç alakası yok yani. Hiç yani şey yok. İkisinde de temel, mesela Kitab-ı Tevhid'i okuyun. Yani Kitab-ı Tevhid tam olarak mahallesiyle kavgalı bir kitaptı. Yani bunu şey için söylemiyorum. Yani okunması gerektiği için söylüyorum bunu. Tamam yani İmam Maturidi okun yani gerçekten yani kendi adıma ilahiyatta savunduğum bir şey vardı. Türkiye'de bir tartışmalar oldu. İlahiyatlarında ne olacak falan filan. Yani bu araçlık tartışmalar. Kendi adıma söylediğim bir şey vardır yani. Mevcut şu halini, yani burada arkadaşlarım şöyle ilahiyatçı kabul ederim söylüyorum. Diğer fakirler için aynı şeyler söylenebilir. Herkes kendi mesleğini söylesin. Ben diyorum ki mesela talebelerime, arkadaşlarımıza, fakültede ki, bu fakülte diyorum, sizin gibi zekaya sahip birisi tarafından 4 sene fazla, 2 senede bitirilebilir. Gerçekten bitirilebilir. Yani bu haliyle ilahiyat fakültesi 1 senede, 1,5 senede bitirilir yani. Eğer bir adam 4 sene okuyorsa çok ciddi bir şey için okuyor olması lazım. Ve o ciddi olan şeyi ben mesela 100-150 tane klasik üzerinden ilahiyat tahsilinin yapılması şeklinde ifade ediyorum. Yani 100-150 tane. Ha bunun için yani kelamdan tasavvufa, felsefeye, işte vesaire diyelim neyse ve bu klasiklerin komparatif bir yöntemle yani karşılaştığı birbirine referansla okunması gerektiğini savunuyorum. Yani hani ancak o zaman bizde bir ilahiyat açlığı oluşabilir yani şevki oluşur. Yani talep edebiliriz o zaman. Yani bu yani içimizde ancak o zaman o açlık uyanır. Yoksa yani bu haliyle yani bu sığ suda bundan başka zaten olmaz yani. Şimdi dönelim. Diyorum ki aslında Kitab-ı Tevhid de aynı çerçevede. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Yani mesela diyelim ki Gazali'ye kadar şimdi temel şey yani insan iman etsin tamam. Ama ne? Yani Tanrı varlığı. Bir sıfatları da var. Ama bir şey bilmiyoruz. Mesela vahiy gönderdi ama bir şey bilmiyoruz. Şimdi İbn-i Sina var mesela. İbn-i Sina metafizinde de buna benzer cümleler var. Mesela İbn-i Sina çünkü özellikle o metafizinin son kısmını biraz hani bir devlet ideolojisi gibi yazıyor. Yani bir siyasetname gibi yazıyor aslında. Ve o siyasetname içerisinde yani insanların metafizik faizlerle veya hani büyük sorularla ilgilenmesi yok. Yani İbn Sina'nın aslında hayali şu yani veya bir filozofun hayali şu. 3 kişi, 5 kişi bu konularla ilgilensin, diğerleri işte ekmek üretsin. İşte vesaire yani domates satsın vesaire neyse. Ya bunu yapsınlar. Bu yanlış mı? Hayır, bu yanlış değil. Bu yanlış değil. Çünkü zaten hani biz hani bunun üzerine konuşurken mesela ilahi sinirleri merak ederken şöyle bir öngörümüz yok. 70 milyon adam herkes hallaç gibi olsun enel hak desin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey olmaz yani. Çünkü yani Cüneyt Bazar demir yani diyor ki ya 10 kişi yaşınca diyor mevzuyu değiştirdim diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Biz şimdi bir kişi iki küçük neyse dini düşüncede bu büyük sorunu yani insan nedirle ilgili ve insan nereye ulaşırla ilgili büyük sorunun nerede yer alabileceğini düşünüyoruz. Nerede? Şimdi bakınız. Ömer'e çok atıf yaptım. Yani başka hani arkadaşlar da olabilir yani. ama Ömer'le yine tartıştılar şimdi. Zihnine geçen soruyu ben size söyleyeyim. Ömer diyor ki bana abi de yaş itibariyle. Şimdi niye bir tasavvufa bıraktılar diye düşünecek. Değil mi? Bırakmadılar. Çünkü tasavvufta dumura uğradı. O da bir iş yapsaydı ben ne yapacağım? Şimdi hayır. Şimdi tamam mı? Bırakmadılar. Hiçbir zaman bırakmadılar. Bugün de bırakmadılar. Yani bugün bak, çok büyük bir şey. Anlatmak için size bir örnek vereyim. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Çok acı bir neticeye doğru gittiğini hissediyorum. İslam medeniyeti ahlaksız bir medeniyettir, soracağım herhalde. Yani hakikaten yani ahlakın gerçek anlamının metafizikte temelküz ettiğini evet. Orada o iddia o yani söylediğinde. Tabii. Aslında bu idarin de
7. yüzyıla kadar kaybedildiğini düşünüyorsun. Hı. Yani söylediklerinden o çıkıyor. Evet, yani 7. yüzyıla kadar İslam ahlakı... Bacım diyor. Sen de bunları düşünüyorsun. Aynen öyle. Biz sen de... Ya sırrını muhafaza etmen gerekiyorsun, tamam. Özgürden önce biraz daha farklı düşünüyor. Biraz daha farklı. Ben Mutezile hakkında seni gibi düşünüyorum diyorsun. Şimdi ben Mutezile ile ilgili kaydımı koydum. Mutezile ile ilgili kaydımı koydum. Yani Ehl-i Sünnet'te Cüveyni ile Mutezile'nin aynı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani Ehl-i Sünnet'te bireyler var. Yani gelenek tam olarak eleştiriye açık ama... Hani... Cüveyni hakkında katılmıyorum sana da neyse önemli değil. Geçelim. Şunu diyeceğim. Şimdi... Ahlak, şimdi ahlak yok demek, bunun mukabili ahlaksızlık değil. Bunun yanı başka bir şey var. Bunun yanı başka bir şey var. Yani merkez kavram olarak, şimdi ahlak varsa, şimdi filozofi olarak konuşuyoruz, tamam mı? Filozofi olarak, yani durduğumuz yeri ifade ettik. Ama sonra ben de bu duruşumda taviz edeceğim, çünkü bu böyle olmuyor. Yani o zaman yani bırakın mesela Platon'un peşinden gitmem lazım. Tamam, Aristo'nun peşinden. Oradan da gitmiyorum. Oradan da gidilmiyor. Ama şimdi başka bir şey var. Şimdi bütün mevzu aslında iman kavramına odaklanıyor. Halbuki ahlak kavramı iki temel cümlenin peşindedir. Bir, yani iki özgürlüğün peşindedir. Bilebilme ve yapabilme. Tamam, ahlak bu iki sorunun peşindedir. Yani bilebilme, yani ben bilebilirim. Tamam mı? Bu, yani o hümanizmayla beraber mesela sürekli işte bu müdrike üzerine tartışmalar yapılmasının sebebi budur. Neyi bilebiliriz? Şimdi neyi bilebiliriz sorusu aynı zamanda neyi yapabiliriz sorusu olması lazım. Ve İslam düşüncesine buna çok açık ve seçik veren, cevap veren bence tek şey Mutezile'dir. Ama o zaman onun peşinden gidelim. Ya şimdi onun peşinden gidersek ben şimdi yani hani ben işte İmam Matur'da hazır değilim ama işte ya Rabbi şefaatine nail edeyim diye dua ediyorum. İmam Eşya'nın şey falan şimdi Mutezile'de yani öyle bir şey yok yani. Yani anlatabiliyor muyum? Yani belki yani, Mutezile benim için problem dediğim şey burası. Yani ama Ömer böyle değil mi yani? Yani şimdi Cüveyni açısından yani yapabilirim ve bilebilirim sorusunun cevabı açık, asla açık değil. Çünkü bakınız Cüveyni, yani bu yine özel olarak tartıştığımız bir konuydu. Cüveyni mesela diyor ki, şimdi aklın tarih bilebiliriz gibi, bunun hiçbir önemi yok. Teklif, sübut bulur mu bulmaz mı? Vahiy yoksa teklif olmaz. Anladın? Şimdi bir kelam, temel önerme bunu aldığı zaman, kelam hangi döneminden giderse gitsin sadece biçimsel olarak değişir. Muhteva hep aynıdır. Yani formel sebep muhafaza eder kendini. Anladın mı? Dolayısıyla yani kelam hiçbir zaman bu temel cümlenin dışına yani çıkarsa kelam olmaz yani. Çok açık yani. Çıkarsa başka bir şey olur yani. Yani bunu yani eşek mesela taftazani geldi diye taftazani olmadık yani. Hala eşeriz mesela. Değil mi yani? Yani ben işte Cürcani geldi diye bilmem olmadık yani. Farazi bin razı olmadık yani. Şimdi kelamın temel şeyinin bu olması lazım. Çünkü kelam, bakın ben dedim ki şimdi metafizik bulabileceğimiz ve bizim oraya gidebileceğimiz fikrine dayalı. Daha doğrusu var ve bilebiliriz fikrine dayalı. Var yani o mutlak var ve biz bunu bilebiliriz. Bu fikre dayalı. Ama hem mesela Hristiyanlığın hani o ana omurgası hem İslam var ve bizi kurtaracak. Veya aslında daha doğrusunu söyleyeyim. Var olmadığını da aslında bilmiyoruz. Bizi kurtaracak ve var olduğunu göreceğiz. Tamam yani hem şey eşare yani Tanrı bizi kurtaracak ve biz onun var olduğunu göreceğiz. Tamam mı? Yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani hani Tanrı'nın, bakınız Tanrı'nın varlığı vahyemin şey yani hüküm... Bildiğim kaynaklarının birisi Hader-i Sadık biliyorsun. Ne kadar enteresan değil mi? Çok enteresan. Evet. Yani herkes senin gibi Çekoslovak ya da ateist ateist olmuyor. İman ediyorlar, bir de saygı diyorlar. Evet, iman ediyorlar, bir de saygı. Evet, şimdi... şimdi yükümlü olunca... Bakınız, Gazali öncesinde hepimiz diyelim ki bir tarikteyiz, tasavvuftayız. Ebna'ul ahvaliz. Bayağı. Yani hiç metin hareket etmemiş bir not var mı?
İbnül Vaktiz. Ha? İbnül Vaktiz. Fıkıh vesaire, medrese, işte cami vesaire falan bir yere gidiyorsak mükellefiz. İki, çok mühim bir şey. Maksada dair hiçbir fikrimiz yok. Maksada dair. Yani ne olacağız, tamam mı? Yani ne, mesela ne? Yani bu yok, yok vardır diye varsa vallahi yani sözlerin hepsini geri alayım, hepsini de özür dilerim ben. Ama yok. Yani ne olacağı sorusuna dair bir tek tasavvufun bir cevabı var. Onu da şatahat deyip etkisizleştirdi. Bak tasavvufu ne olacağız, tamam mı? Biz nereye gideceğiz? Yani biz ne olacağız? Yani bu insandan ne olur? Halil dedik mesela enel hak dedi, tamam mı? Cüneyt Bağdat, işte Beyazlıksan mesela Subhani, o tek neyse. Ama her halükarda vuslat dediler, tamam mı? Vuslat. Vuslat dediler ve gördük dediler, yani burada gördük dediler. Mesela Kur'an, mesela Kur'an-ı Kerim'i hani müteşabih dedik ya. Şimdi müteşabih kaldırdık mesela, parantez kaldırdık mesela, dedi ki Kav-ı Kavseyn dedi, insanın makamıdır dedi. Bak tasavvuf, Kav-ı Kavseyn, yani benim bütün tercümelerde bu hatalı tercüme edilmiştir. Bir tür, çünkü zihnimde bunu canlandıramamışımdır yani yayıp verip iki ucu. Kav-ı Kavseyn bak insanın makamıdır. Ev etna cem makamıdır. Yani insanın makamıdır, bakınız. Yani vuslat üzerine ve bence çok iyi bir şey yaptı. Yani bu konuşma çok iyi bir konuşma oldu. Çünkü bu konuşmayla din, yani din, İslam, o Akdeniz'deki o büyük sorunun bir parçası oldu. Yani o soruyu ciddiye anladın mı? Yani mevzu pagan demek değil. Yani bunlar pagan, yani modern çağ için aynı şeyi söylüyoruz. Yani anladın mı mesela? Hani biz, yani bu enel hak cümlesini üreten adamın bakış açısıyla modern çağa baksa ya bu hurafedir, şu, böyle asla bakmazlar. Asla. Niye? Çünkü insan sorununu anladılar. Yani bu soru insandan çıktı ve bir şey. Şimdi de gelelim ilerisine. Şimdi bu temel eleştiri. Yani bir, ben sıkılma görmüyorum. İstersen sorular aslında daha zenginleşebiliriz ekranı. Bakın. İlerisinde bahsedeyim. Biraz daha gideyim çünkü yani ben laboratuvarımız da kalsın. Ben bir iki saat falan gibi niyetlemiştim yani. Yoksa kompozisyon bütün oluşmamış olur yani. Yani. Yok, iki saat bulmak. Biraz daha tutarız ama. Bulur. Normalde bulur yani. Şimdi bakınız. İlahi isimler üzerine konuşmak demek. İlahi isimler üzerine konuşmak demek. Aslında iki soruyu birden ciddiye almak demek. Birincisi insan ve alem. İkincisi Tanrı. Şimdi bu da şimdi zor olabilir. Ya tam din zaten. Tamam şimdi din Tanrı'yı çok ciddiye alıyor ama neticede Tanrı üzerindeki bütün spekülasyonlarımız sıfatları zatının aynı mı gayrı mı? İşte bize yani 3-5 cümleyi geçmez. Bakmayın metinlerde çok fazla yer tutmuş olmasına. Yani temel ediyor. Mesela bakın. Kelam'da yani o söylediğim kelam dediğim mesela bir esma ilahiye fikri çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü temel tartışması bununla ilgili değildir. Temel tartışması ispatla ilgili. Şimdi benim o savun, yani biraz daha yakın durduğum o gelenek diyor ki birincisi diyor ispat fikrinden vazgeçelim. Şimdi bu benim mesela İbn-i Arabi gelenini eleştirdiğim noktadır. Neden? Şimdi onun bundan vazgeçmesi lazım. Çünkü bir insan hem ispat hem ondan sonra o bilgi sürecini temellendiremez. Yani hep ispat edeceğiz. Yani bir bilim bir şeyi hep ispat edecek. Hep ondan sonra ona dair o olmaz. Yani olmadığını zaten tarih gösterdi. Onun için İbn-i Arabi müsellem saydı ve dikkatimizi esmaya verdi. Yani Tanrı üzerinde çok konuşacağız ve çok bilgi sahibi olacağız. Neden? Ne kadar bilgi sahibi olacağız? Esma-i Hüsna kadar. Esma-i Hüsna ne? Esma-i Hüsna namütenahi. Yani Tanrı artık bizim için bir okyanusa döndü. Yani sonsuz bir tartışma alanı, sonsuz bir konuşma alanı ve o esma ortaya çıktıkça biz yeniden kavruyoruz, yeniden idrak ediyoruz vesaire vesaire. Bu muazzam bir şey. Şimdi benim eleştirdiğim nokta şu. Eleştirmenin ötesinde fark edemedim. Daha doğrusu yani buna ikna olmuyorum. Yani Tanrı yani tartışılması gereken birisi değil. Yani ispatı vücut gereksizdir. Tamam, bundan ben ikna olmadım.
Bundan olmadığından metafiziğin, İbn-i Sina'nın vücut kavramıyla ilgili sözlerinin ikna olduğu, ondan da olmadım aslında. Yani onunla dolayı böyle biraz yani beyne beyne gidiyoruz. Fakat fark ettiğim bir şeyi söyleyeyim. Şimdi İbn-i Arabi ispat fikrini paranteze aldı ya veya bunu yok saydı ya. Şimdi benim kanaatime göre bu nazari yetkinliği zora soktu. Çünkü ispat sürecinin kendisi aslında bir nazari yetkinleşme süreciydi. Yani biz işte diyelim ki mantıkla başlayan, doğayla, tabiatla devam eden, sonra matematik, gök bilimleri vesaire filan o süreç içerisinde yetkinleşerek nazari güç kazanırız. Yani konuları kavrarız ve bir mücadele içerisindeyiz. Yani insan olmak, yani madem Tanrı'ya ulaşacağız. Şimdi İbn Arabi ve onun geleneği bir şey yok sayınca, yani bu ispatlama sürecini yok sayınca o zaman mesela hani bir köylüyle bir filozof arasındaki fark sanki kalktı gibi. Yani İbn Arabi'nin şeyinde yani bu yani herkes bunu kavrar oldu. Yani herkes Tanrı'ya dair yani 7 milyar insan Tanrı'ya dair konuşabilir oldu. Şimdi bu muazzam yani muazzam bir hatabeye dönüşebilir. Tamam mı? Bir retoriğe dönüşebilir ve o yani benim kendimi bağlı hissettiğim o geleneğin bana kalırsa en önemli problemi budur. Yani bütün bir gelenek bir retoriğe dayanabilir, dönüşebilir, bir hatabeye dönüşebilir ve bunun bir ölçüsü olmayabilir. Bu çok büyük bir problem. Ama şimdi bu problemi bir an için paranteze alalım. Şimdi paranteze aldığımız zaman bakınız. Esma-i İlahiye üzerinden bize iki tane temel alan gösterdi İbn-i Arabi. Dedi ki, birincisi dedi, Esma-i İlahiye tek tek alemdedir. Alemdedir. Yani alemi anlamak. Alemi anlamak. Şimdi bakınız. Önce bunu sana söyleyeyim. Şimdi diyeceksin ki ya zaten kelamda da bu böyle değil. Böyle değil. Neden böyle değil? Çünkü kelamda bütün bu deliller veya bütün bu hani alem, alamettir, delildir vesaire cümlesi aslında vücudun delili için söylendi. Halbuki İbn Arabi bunun aynı zamanda bir keyfiyet delili olduğunu, yani Tanrı'nın eylemini anlam, yani biz mesela bir çiçeğe bakarken sadece ha bunu bir yaratan var, bunu öğrenmiyoruz artık. Şimdi benim kanaatimde mesela hani İslam düşüncesi hani dediğim gibi bir yerden başlayacaksa yani İslam düşüncesi yani bu sorulara tekrar yani şu an hakikaten bir kriz var yani hani ve yani hiçbir zaman şöyle bir şey düşünmeyin yani hani metafizik işte mesela şimdi biz metafizik tarihini yapıyoruz ve bütün tarih araştırmaları gibi o da tikel bilgidir. Yani yani İbn Arabi okuyor olmak veya Kur'an-ı Kerim okuyor yani buradan bize tümel bir bilgi kazandırmaz. Aynı süreci yaşamayan adam o tümelliğe ulaşamaz. Kesin. Ama şimdi burada çok önemli bir bakış açısı var. Ve ben bundan dolayı şöyle düşünüyorum. Yani ben İlahiyat İbni'nin bir şekilde merkezine gelmesini savunuyorum. Bu söylediğim gelenin. Gelmesinin önünde de çok ciddi engeller görüyorum. Bir kısmı İlahiyat'tan olabiliyor, bir kısmı da kendi dilinden. Mesela İbn Arabi kendi dilinden kaynaklanan engeller oluyor. Ama devam edelim. Bakın. İbn Arabi diyor ki, bir çiçeği biz tanıdığımız zaman sadece bunun bir haliki var fikrine ulaşmıyoruz. Yani biz burada istidlal yapmıyoruz. Yani bütün dikkatimiz ispat-ı vücutta değil. Zaten ispat-ı vücut kalktı. Ne oluyor bir çiçeği bir çiçeği tanıdığımızda aslında Tanrı'yı bir tecellisiyle tanımlamış oluyoruz. Ya bakın Tanrı değil, yani bir esma tanımış oluyoruz. Tamam mı? Yani bir böceği tanıdığımız zaman ya da evren işte ne diyeyim hani güneş öteki mesela neyse yani evren hani bakışımızı çok daha meşru sebeplerle çok daha makul sebeplerle aleme yönlendirdi İbn Arabi. Daha doğrusu İbn Arabi demeyelim mi? İlahi isimler teorisi. Çok meşru bir şekilde ve çok makul bir şekilde bakış açımızı yani bizim mesela artık aleme bakmamızın çok önemli bir sebebi var. Mesela şöyle düşünün hani Farazi ile Gazali şey arasında bir de şey gibi hikaye anlattılar. Hikayedir yani bunlar. Hani gerçekten hikayedir. Hani kadın demiş ki bin tane delil Allah'ın varlığını ispat eden bir adam geldi Bağdat'a demiş ya. Demiş ki ben onu döveyim demiş. Bin tane kuş günlerden buldum. Şimdi gerçekten bu saçma bir şeydir.
Yani bin tane deli gerek yok. Yani deli zaten bir tane olur yani. Bir tane olur. Şimdi bin tane deli için evren kimse araştırmaz evreni. Araştırmaz. Ama eğer şey o şey ile yani herhangi bir şey ile Tanrı arasında ispatı vücuttan öte daha güçlü bir delalet varsa ve bir irtibat varsa o zaman ben o şeyi daha güçlü bir şekilde takip ederim. İki, o şeyle benim aramda Tanrı dolayısıyla da güçlü bir irtibat varsa ben artık şu çiçeği neyse şu çiçeği ya kendim için ya Tanrı için daha ciddiyetle ele alırım. Şimdi bu şu demektir. Tabiiyat yani o metafizik gerekçe yani metafizik öncesi o tabiiyat artık daha yüksek bir gerekçeyle daha önemli bir gerekçeyle incelenebilir oldu. İki, İbn Arabi ilk kez şimdi ilahiyat alem bu söylediğim bunun mücmeli. İlk kez dikkatimizi insanda topladı. Çünkü alemi tüketmemiz imkansızdır. Ha, alemi tüketmemiz. Ama biz bütün alemi bir insanda görebiliriz. Şimdi kendi adıma söyleyeyim. Bu cümle kadar bana heyecan veren, fakat bu cümle kadar beni kuşkuya düşünen ikinci bir şey olamaz. Yani bir bak, hakikaten bu cümlede çok heyecan veriyor. Tamam, yani insanla ilgili kurduğu cümleler İbn Arabi'nin müthiş. Yani insanlık tarihinde böyle cümleler olmamıştır herhalde. Tamam, müthiş. Ama aynı zamanda bu cümleler çok problemli. Yani çok tartışmalı. Yani daha doğrusu şimdi hani burada şimdi kelamcılığını tutuyor. Yani hatta biraz daha zorlasam fıkıhçılığını bile tutabilir. Şimdi bu cümleler ikna eder mi etmez mi? Soru. Şimdi İbn Arabi'nin cevabı çok açık. Buyur yap diyecek. Yani ona düşünüyoruz yani. Yani buyur yani yol açık yani. Mesela tasavvufun bence en ideal cümlesi budur. Yol açık. Tamam yani hani bir şeyden kastan olman gerekmiyor, bir bilmem hiçbir şeyden olman gerekmiyor. Yani iyi buyur yol açık yani. Tanrı sana da gösterir, bize de sana da gösterir. Şimdi bu çok zahmetli bir şey yani hani. Yani halveti falan hani orucu, ibadet falan filan çok zahmetli bir şey yani. Ondan sonra o öyle duruyor ama insana dikkati çekmiş olmak ve bunu ilahi isimlerden dolayı yapmak çok önemli. Neden? Çünkü aslında ilahi isimleri, bakın ilahi isimler aslında, hani İbn Arabi'nin cümlesini söyleyeyim. Esma biziz. Tamam yani İbn Arabi tam böyle söylüyor yani. Esma biziz. Yani ona o esmayı veren, yani Tanrı'ya isimlerden. Çünkü o tektir, o birdir. Ve o bir prizma olan bizim sayemizde hep yeni isimler kazandı ve kazanmaya devam edecek. Şimdi benim anladığım kadarıyla İbn Arabi ilk kez yine tekrar edeyim bakın bu isimler nedeniyle insanı bir bilgiyi üreten değil aynı zamanda bilginin objesi haline getirdi veya bir alanı haline getirdi yani felsefe anlamında söylediğim gibi mevzusu haline getirdi. Hatta şöyle düşünelim. Mesela diyelim ki kendisinden önceki gelenekte insanlar kendilerini tanıyıp Tanrı'yı aradıklarını düşünüyorlardı. Halbuki İbn Arabi ilk kez bize dedi ki yani biz ona şimdi bir bilinen verdik, bir bilinmeyeni ispat etti. Dedi ki esas bilmediğiniz budur dedi. Ve biz o zaman hakikaten kendimize yani insan kendini bilmeyen vardı. Bak insan kendini bilmeyen var. Yani niye? Şimdi insan diyor yani alem, tanrı yani bunların hepsinin şeyi yani hani maksadı yani hani şimdi insan yani insan hani yükümlü. Bu yükümlü varlıktır. Bu kadar bir şey değil. İbn bak bu kadar bir şey değil. Daha fazla bir şeydir. Yani insan daha fazla bir şeydir ve mesela okyanus cümlesi yani mesela insan için kullanılıyor. Şimdi bunlar hani modern dünyada eğitim görmüş bir insan olarak değil sadece hani 13. yüzyılda da olsa hepimize kuşkulu gelir. Hepimize kuşkulu yani hiç kimse şiirsel bir ifade olmasının ötesinde bunlara böyle bütün gönlünü inanamaz yani zor bir şeydir. Ama burada mesela
mesela tasavvuf ve o metafizik düşünce bize bir tek şey söylüyor. Buyur yol açık diyor. Yani bunun ispatlaması bu. Buyur yol açık yani hani yani geçtiğim yerlerden geç, gördüğünü göreceksin. Konu ev mesela kitap yazıyor diyor ki ben diyor bu yazdıklarım diyor. Bu yolu geçenlere şey geçecek olanlara tefsira bu yoldan dönenlere tezkir ediliyor. Yani tefsiratul mübtedi kitabın bir tanesi adı var. Tezkiratul mübtedi. Yani nihayet gelmiş adam işte hatırlatıyor. Hatırlıyor musun? Bak şurada şöyle şöyle şeyler olmuştu. Gidecek olan bak şurada şu var işte fabrikada vesaire vesaire. Yani hani yolun kendince bir matematiği var. Değil. Şimdi modern dünyayla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bunu sözünü bitireyim. Yani sorularınız vesaire şeyiniz olsun devam edelim. Şimdi ben modern çağda dini düşüncenin çok ciddi bir kriz içerisinde olduğuna kanıyım. Yani bu o kadar ciddi bir şeydir ki yani düzelir mi? Yani çözüm olur mu? Doğrusu onu da tam bilmiyorum. Ve biraz böyle Gazali'nin pozisyonuna yakın bir yere doğru gidiyorum. Yani hani Gazali bu soruyu daha çok ciddiye aldığı için benim 3 sene kimseyle konuşamadım dedi. Yani biz ise bu soruyu dan bir retorik üreterek konuşmaya devam ediyoruz. Yani Gazali yani aramızdaki fark aslında bunu kavrama değil de şey ciddiyet farkı. Yani daha ciddi bir adam olduğu için hakikaten krize düştü Gazali. Şimdi bu dünyanın bu kadar tikel bilgi ürettiği ve bu kadar çok bilgi ürettiği ve bu kadar farklı bakış açıları, yöntemleri mesela ortaya çıktığı bir dünyada 3-5 düşünür üzerinden herhangi bir mevzuyu temellendirmek imkansızdır arkadaşlar. Hakikaten imkansızdır. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama bir başlama noktası olarak şunu düşünüyorum. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'de hakikaten sahih bir ilişki kurmamız lazım. Yani bir karar vermemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir karar vermemiz lazım ve sahih bir ilişki kurmamız lazım. Yani bu geçmişte hani müteşabihtir yani. Hani Kur'an-ı Kerim müteşabih. Yani böyle bir şey olmaz yani. Anlatabiliyor yani veya bu böyle olursa boşluk başka bir şekilde yani Kur'an-ı Kerim'i hani duvara kaldırmanın tarzlarının birisi budur. Kur'an-ı Kerim müteşabihtir. Yani hiçbir şey bilmiyoruz ya. Üzerine hiçbir şey anlamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani tarihsel kurumda oluyor mesela. Ne oldu falan oluyor? Hiçbir fikrimiz yok. Mesela. Adamlar dedi ki işte bize Allah'ı göstermiş de başta ne oldu? Valla bilmiyoruz. Yani hiç bakınız tek tek yani düşünün yani ben size sorayım yani tek tek. Yani mesela innemizdeki yapıyoruz sevamla. Yani ne dedi burada? Cenab-ı Hak tam olarak ne dedi? Yani o kadar müteşabihi kullanmaya açığız ki ve Kur'an-ı Kerim'i o kadar rahat bir şekilde bir fıkıh kitabına dönüştürmeye o kadar açığız, teşneyiz ki şimdi bu böyle ise buradan bir şey çıkmaz. Çünkü bakınız, fıkıh veya davranışlarımız veya hani bununla ilgili hani alanımız diyelim, bu alan çok kutsal kaynaklı ihtiyaç duymayacak kadar aslında objektif bir alandır. Yani her toplumun, mesela ticaretimizi nasıl yapacağız, bu konuda bir fikri olabilir. Şimdi bizim, benim kanaatime göre yani eğer o müteşabihattan giderse, gene burada aynı sorun ortaya çıkar ve Kur'an-ı Kerim bize aslında bir şey söylememiş oluruz. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i aslında ciddiye almamış oluruz. Benim kanaatime göre. İkinci olarak, şimdi ben her şeye rağmen tasavvufta söylemiş en önemli cümlenin Hazreti Peygamber'le ilgili söyledikleri, bunu Ömer de çok şey yapmıştır, yani belki de dikkatimi ilk o şey, Burhan-ı Muhakkik'in tarifi olduğunu düşünüyorum. Burhan-ı Muhakkik'in. Yani Hazreti Peygamber için Burhan-ı Muhakkik'in diyorlar. Şimdi bu da bizim için bence çok ciddi bir başlama noktası. Yani hani bir şey olacaksa yani şu yani modern dünyada hakikaten bir şey olacaksa başlama noktalarının bir tanesinde bu olması gerektiğini düşünüyorum. Ama aynı şeye düşmeden yani hani yani bu kez bir müteşabihat hadis sorununa düşmeden. Çünkü bakınız kendimizi iyi tanımamız lazım. Biz Tanrı'yı görmeden tatmin olmayacak kişileriz. Ve bu soru yine hani tasavvufta çok sevdiğim cümleler, hani bunu söyleyerek sizinle paylaşayım. Beyazıt İslami ile birisi arasında bir tartışma oluyor. Vuslat mümkün mü değil mi diye. Diyor ki, biz diyor
senin diyor geçtiğin yolları geçtik vesaire falan böyle şiir şeklinde bir cevap veriyor. Tamam? Yani geçtik erdik falan yani. Kemal'e erdik diyor. Beyaz Bistami'nin şu cümlesine ben bayılıyorum. Yani bence zaten yani tasavvuf içerisinde hani en iyi düşünür, önemlidir ve en iyi cümleleri söyleyen de Beyaz Bistami'dir. Ve İbn-i ki sen bir Beyazıt çağrısın dese uyardı. Beyaz Bistami diyor ki, senin karşısında böyle bir adam var ki, yedi okyanusu yutsa, hem mezit diye ağzı çıkar. İnsanın bilgiye olan açlığını, insan yani bu nerede yani biz nerede keseriz yani tamam mı yani bizi ne keser sorusunu bundan daha iyi anlatabilecek bir cümle ben bilmiyorum. Dolayısıyla şimdi İbn Arabi'ye bağlayalım, bu Esma-i İlahi'ye bağlayalım. Esma-i İlahi'ye bizim ancak yani bu açlığımızı ancak yani bu kapıdan doyurabileceğimize dair bir giriştir yani bir çerçevedir deyip ben sözlerimi toparlamış oldum. Hepinize saygı olsun abi. Arkadaşlar ben oraya geleyim mi? Gerek yok öyle. Ya. Neyse ben kalkayım. Ya oraya geleyim diyorlar. Olmaz mı? Ya. O Ömerciğim otur şu saatte. Ben sırada bak şimdi değil yani. Ya arkadaşlar şimdi bu Ömer meselesi nedir? Bunu da söylemişsin. Şimdi biz hiçbir zaman hani böyle bir kendine kişisel olarak hiç misyon biçmemişimdir kendime. Yani ben yani şöyle bir falan sıradan bir kavram emekçisiyiz yani. Hiçbir özelliğimiz yok falan filan ama şöyle bir şey oldu yani. Bu İbn Sina metafiziği işte ben önce Konevi'yle sonra İbn Arabi işte Ömer İbn Sina mesela falan böyle bir şeyler üretiyoruz. Şimdi bunlar tartışmamız gerekiyor fakat konular çok sevimsiz yani. Oradan böyle bir muhabbet çıktı yani hani. Yani yoksa hiç anlaşamayız yani. Onu da ben edeyim yani. Sağda solda söylüyormuş galiba. İyi maç. Arkadaşlar dikkat olun. Teşekkür ediyoruz. Yani sabaha kadar konuşur bıraksak normalde. O konuşmayı sever kendisi. Ayrıca konuşacak da çok şeyi var şimdi orası şimdi. Ben sizden önce bir görüş arz edeyim Ekrem Hocam. Müsaade edersen. Yani Ömer, çek bak şimdi. Ben bu konuşmacıdan sonra konuşmacılara çok kızarım. Onun için geçen cümleyi verin sizinle. Tekrar beni başlatma. Yani yok. Bu anlattıklarımız budur. Yani şey, bu amaçlı. Yok yok, konuşma yeni baştan değil de. Yani problemli gördüğüm bir iki nokta soru sormak istiyorum işin doğrusu. Yani soru şu. Bence felsefenin İslam dünyasına tercüme edilip de müstakil bir felsefi faaliyetin başlaması büyük talihsizlik benim kanaatim. Yani felsefe bence asla bir mutezili projeydi. Mutezili'den varlık araştırmasında en ciddiye alan insanlar İslam tarihinde ve hiçbir ekol benim şimdiye kadar rastladım. Konevi bunun istisnasıdır bak. Konevi istisnasıdır. Farhan ve Konevi. Varlık hakkında böylesine kesin bilgiye ulaşacağımıza inanmıyordu. Mutezili'ye kadar. Dolayısıyla en pozitif insanlardır Mutezili'ler. Eşarilikle ilgili sorunda tarihsel yani gerekçelerinde farklılaşıyorum işin doğrusu. Ama bir sorun var. O sorun da şu. Eşarilik Mutezile'den ayrılınca teorisini yaptığı şeyi pratikten çok kopardı. Yani eşarilik ameli dünyayı fıkıh ve tasavvufa terk etmekle çok büyük hata yaptı benim kanaatim. Yani halbuki Mutezile bunları bir bütün olarak yani insanın kendisinin bir bütün olarak inşa edilmesi gerektiğini savunuyordu. Fakat bence senin anlattıklarında da şöyle bir problem var. Hangisiyle ilgili olan? Yani ilk 700 yılda ahlakın duruş yeriyle ilgili olarak peygamberi paranteze alan, İslam ümmeti açısından peygamberi paranteze alan çok seküler bir okuma yapıyorsun. Yani bütün kelamcıların söyledikleri asıl itibariyle peygamberin gerçekten Burhan oluşuna dayanıyor. Yani mesela diyelim ki gerçek bir mümin için peygamber cenneti gördü. Tamam, peygamber cenneti gördü mesela. Bu çok büyük bir delildir. Yani bu senin de bütün dünyanın görmesinden daha büyük bir delildir. Erken dönemde mürciyenin mesela imanı marifet olarak tanımladığını hatırlıyor. İman nedir sorusuna iman marifettir diyorlar.
Yani marifet bence tasavvufta kullanıldığı anlamda marifet değil o. Yani iman etmiş olmak aynı zamanda bilmiş olmak demektir diyorlar ve buradan bir ahlak çıkarıyorlar. Yani tamam, peygamber haber verdi, iman ettin mi? Bildin. Bundan çıkarması gereken netice diyelim ki ittiba, diyelim ki teslimiyet. Yani buradan aslında insan hayatının bütününü kuşatacak bir ahlak çıkıyor. Kelamın teorisinin zayıflığı bu durumu ortadan kaldırmıyor ki. Şimdi Ömer'cim şöyle, birincisi bu Mutezile bahsini gerçekten yani bizden sonraki yani biz bir şey yapmadık da henüz daha yani bizim. Ama bu ben şimdi fakültedeki hani ilaç çoğunlukta değil mi burada? Yanlış şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim, ben dedim ki mesela biz şunu yapmadık veya şu olmadı dediğim zaman yani ben dinleyenlerin gönlünde yani kişisel olarak ben çok umutlu bir insanımdır yani çok yani moralim hiç bozulmaz yani kişisel olarak. Hiçbir zaman moral bozmam yani. Yani mesela ben konuşmamı dinledikten sonra moral bozuk kullanırım, bence gelmeden moral bozuktur. Yani ben moral bozmam yani kişisel olarak. Ben bu cümleyi şunun için söylerim. Yapılmamışlık çünkü ben yapacağım desin diye desin. Yani ben mesela diyorum ki mesela Mutezile üzerine hiçbir ciddi çalışma olmadı. Yani birisi şöyle desin diye bunu söyledi. Yapılmamış çünkü ben yani yapılmasın diye ve yapılamaz anlamında söylemiyorum. Şimdi Mutezile konusu gerçekten problemli bir konu yani ama Ömerciğim yani bence senin düşündüğün kadar da yani mesela diyelim ki bütünle Mutezile hakim olsaydı ne olurdu? Muhtemelen Protestanlığa yaşanan bir şey, benzeyen bir şey bir süreç yaşanır. Tamam, Mutezile'nin problemsiz olduğunu söylemiyorum. Ha, tamam, yani muhtemelen öyle bir şey olurdu. Çünkü şu cümle mesela İbn-i Rüşdünkine benzer bir süreç olurdu. Mesela yani şu cümle yani din bunu kabul etmez, hiçbir din kabul etmez. Yani Hristiyanlık da kabul etmez ve İbn-i Arabi'nin krizi de bu. Benim krizim de, yani kişisel olarak benim krizim de bu ya. Yani ya şimdi, yani mesela insan bilebilir ve yapabilir. Ya şimdi bu eksistansiyel filozofun bu konu o kadar tartıştılar, o kadar konuştular ki. En son Sartre'de de gitti. Ya Tanrı varsa özgür olamaz dedi ya. Şimdi yani nasıl bir teoriyle bunu bize izah edeceksin? Bu kolay bir şey değil. Yani kendi içerisinde de bence çok sorunlar var. Ama şuna katılıyorum yani. Mutezile gerçekten İslam ümmeti içerisinde ortaya çıkmış çok önemli bir harekettir ve bu Türkiye'de şimdi gene yani bir şey burada söylemem lazım. Böyle bir emir, ilk emir mi? Emir diye düşmanla başlasın, huzursuz. Yok, ilk de efendim senin. Emir mi demişti ya? Emir, Abbas. Olmaz ben hadi. Böyle bir şeylik var yani. Yani Arap pragmatizmi var, Arap pragmatizmi. Yani Hicaz'dan şu Şam'a ve Bağdat Küfe'ye galiba değil mi? Oraya gelebilmiş olmak var. O kadar mühim bir hadisedir ki, o kadar mühim, ya bunu çok iyi anlamamız lazım ve gerçekten yani bir doğru düzgün İslam tarihi yazmamız lazım bu konuda. Yani entelektüel serüvenimizi anlatan yani, o onu yaptı, bu bunu yaptı tarihi değil. Entelektüel serüvenimizi anlatan bir tarih. Bu o kadar mühim bir şeydir ki, çünkü bakın kendi adıma Allah inanırsa hiçbir şey okumadım bu konuda tamamıyla varsayım sonra düşünüyorum. Mesela ben şimdi Suriye'de bir kilisede acaba bir papaz şu sözü duyduğumda, Arap Yarımadası'nda bir şeyler oldu, bir dini hareket oldu, ne der? Eğer biraz tarih biliyorsa der ki 50 seneliktir veya 60 seneliktir. Yani şey yapıp gider. Çünkü bu Hristiyanlık yani o tarih içerisinde Arap şeyden başlayarak bir sürü dini harekete şahitlik etti. Şimdi eğer İslam bu Akdeniz'e yerleştiyse bu hakikaten meyveler vesaire sayesinde olur ve burada Mutezile'nin çok önemli bir rolü oldu. Şimdi bunu kimse yok sayamaz. Fakat işte dediğim gibi şimdi Mutezile'yi hani omurgayı Mutezile'ye yerleştirirse o zaman dini düşünce sorunu çok başkalaşıyor. Çünkü yani akıl ve vahiy. Yani peygamber şimdi peygamber nerede burada? Yani peygamber mesela Burhan-ı Muhakkik'in şimdi yani zayıflıyor bu. Bir iki Ömerciğim şimdi mesela ben şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Bizim Türkiye'de tasavvuf çalışmaları acayip bir meşruiyet arayışı üzerine kuruldu. Mesela tasavvuf hadis çalışırlar. Ben sonuçlarını bilirim yani. Yapmak istedikleri şey, yapılmak istenen şey, meslektaşlarımın eleştirmek için söylemiyorum. Hepimiz eleştiriyoruz yani özel olarak hani anladın mı yani? Hepimiz eleştireceğimiz bir şey bu. Tasavvuf hadis kardeştir falan filan. Ya kardeşse niye bu tasavvuf çıktı? Bak yarın da olsa ben tasavvufa gazetim biz tasavvufa yarım tasavvuf derim. Yani dilsiz bir tasavvuftur. Dili yoktur. Nazariyatı yoktur o tasavvuf. Ben ona yarım tasavvuf derim.
Şimdi niye çıktı bu? Çünkü hadisçileri ve fıkıh, onların o peygamberle ilişki biçimini yetersiz gördüler. Yani bu iş böyle olmaz. Bunu gördüler, değil mi? Yani peygamber, yani 3 asır önceki bir peygamber iman etmiş olmak burhanı ortaya çıkartmaz. Bunu gördüler. Yani neticede yani tikelleşir, yani bütün ümmetin bilgi tarzı tikelleşir. Bunu gördüler. Şimdi dolayısıyla şimdi burada bir nazariyat niye olmadı? Bu nazariyat niye eksik kaldı sorusunu biz sormazsak sen düşüncesindeki gelişme sürecini anlayamayız. Evet. Yani bu aslında yani 3 asır önceki bir peygamberin görmesi yeterli olmaz. Aslında aynı zamanda Mu'tezile'nin de şeyi. Yani prensibi bu. Prensibi. Bu ameli uygulama değişiyor. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeyim. Esas şey şuydu. Hani anlatmak istedim. Şimdi biraz şimdi Gazali'nin sorusunu sormaya çalıştım ben. Gazali. Şimdi Gazali sorusunu formüle ederken ben Gazali ile ilgili kendimce soruyu soran Gazali ve cevabı veren Gazali diye iki ayrı Gazali vardı benim için. Ve benim kanaatime göre Gazali'nin bir cevabı yoktur. Yani Elm-i Kızmine derhalde bir cevap yoktur. Bir soru vardır ama bir cevap yoktur. Çünkü o cevabı Ebu Talib Mekki, işte Serra vesaire o Cüneyd-i Bağdadi'den sorulan tasavvufa havale ediyor. Yani neticede ne oldu mesela biz o Elm-i Kızmine mesela serüveni yani gittim gördüm enel hakkı tamam biz bunu bilmiyoruz. Yani bir şey söylüyor, ima ediyor cevap. Şimdi bakın Gazali sorusunu ifade ederken diyor ki bütün insanlık yanılmış olamaz ki. Şimdi bu soru çok mühimdir ve İslam içerisinde bunu sorulması çok mühimdir. Ben ötede hep şunu anlatmaya çalıştım. Şimdi İslam hakikaten evrensel insan sorusuyla ilgili bir dindir. Evet, yani yerel bir şey değildir İslam. Hakikaten yani buna ben mesela %100 yani inandığım şeylerden birisi budur. %100 yani bu düz derecede yani. Hakikaten yani İnsan sorusu, yani insan sorusuna bir cevap istiyorum. Şimdi burada benim kişisel olarak hani şey üzerinden hani eşyalı işte fıkıh vesaire o daralma üzerine söylediğim şey şu. Bu soru fark edilmedi ya da böyle bir cevap öngörülmedi. Burhan-ı muhakkikin ancak ona iman eden için Burhan-ı muhakkikindir. Anlıyor musun? Yani kim iman etmişse onunla ilgili bir şeydir. İman etmeyen için Burhan-ı muhakkikin olamaz. Ama diyeceksin ki bu İbn Arabi için de problem değil. Ben zaten her zaman söylüyorum. İbn Arabi düşüncesi en büyük problem. Peygamber. İbn Arabi düşüncesiyle ilgili daha ciddi bir problem Ekrem Hocam. Aslında İbn Arabi'nin önemli ölçüde kerama kayması. Yani alem söz konusu olduğunda her ne kadar hani sen Tanrı'nın fiillerini takip etmektir diye ifade etsen de ya buradan İbn Arabi düşüncesinde gerçekten bir hatamet çıkıyor. Buradan bilim çıkmıyor. Hatamet çıkabilir. Bilim çıkmıyor çünkü. Mesela bilim çıksaydı felsefenin tabiat bilimlerinin gerçek varisi onlar olacak. Yani matematiğin ve tabiat gerçek varisi onlar olması lazımdı. Şimdi İbn Arabi yani daha şöyle bir şey var. Biz şimdi tabii İbn Arabi'den benim kişisel olarak bu yani herhalde düzeltmem gereken zaaflarımdan biri de bu. Ben bu İran geleneğiyle bir türlü barışamadım. Her şey birbirine karışık olduğu için falan. Mesela orada devam ediyor olabilir. Yani astrolojisinden, astronomiye vesaire, gök bilimleri, matematik vesaire orada böyle bir şey oldu. Ya orada İbn-i Arabi'ye kaynaklanmıyor. Orada hepsi Farrahis tarafta, İbn-i Sina okuyorlar. Yani ilgi varsa da ondandır. İbn-i Arabi geleneğinde biz sadece varlık hakkında umur anbeden hareketle yorumlar yapıyoruz. Yani temelde imkan, zorunluluk ve imkansızlıktan hareketle yorumlar yapıyoruz. Şunu söyledim yani şu cümle, yani ben dediğim gibi kendi kişisel eleştirimi diye getirdim. Ve bilmiyorum yani İbn-i Arabi'ye dair bu eleştirim mühim bir eleştirdir yani. Ben de bilmiyorum yani diğerini okumadım yani ben böyle düşünüyorum. Ama İbn Arabi'nin düşüncesi bizi tabiata ve insana açmaya açıktır. Bakın, şimdi bütün İbn Arabi düşüncesinin metinlerinin en önemli metni Fusus-ül Kevn'in son kısmındaki Muhammed Faslı'dır. Ve Muhammed Faslı Tanrı'yı tanımamızın İnsanı ve varlığı tanımamızın Tanrı, Adem ve Havva irtibatıyla olabileceğini söyler. Anladın mı? Yani dışarıdaki bir çiçeği tanımak, işte böceği tanımak vesaireyi geçerek yani erkek için mesela Havva'yı tanımak, Adem'i tanımak. Yani bunu mesela ben İslam düşüncesinde böyle bir şey bilmiyorum. Bakın İslam
fıkıh, işte kınayan davranışı bunun üzerine kurulmuş olabilir. Yani ameli olarak bu cümle üzerine kurulmuş olabilir. Zaten İbn Arabi yani Kabe'deki bir tuğlayım diyor. Şimdi bir tuğladan bütün bir şey çıkartacak halimiz yok. Ama bunu nazari olarak fark eden kişi İbn Arabi. Yani Adem, yani anladın mı? Yani İslam düşüncesinin en büyük şey krizidir bu. Adem, Havva ve cennet hikayesi büyük krizidir ve işte o orijinal günah vesaire oradan çıkıyor. Ama bunu pozitif bir şeye çevirip insan ve insanın dünyası içinde hani kitap, affedersiniz yani görüntü olmasın. Yani kitaptaki başlıklardan birisi şuydu. İnsan ve insanın, yani Tanrı'nın delili nedir mesela? İnsandır. Tamam, insandır. İki, bakınız tekrar ediyorum. Vücudunun delili değil. Tanrı'yı tanımamızın yani Tanrı, yani Tanrı hakkındaki bilgimizin şeyi, yani delilin yönü değişiyor. Delil artık vücut delili olmaktan çıkıyor. Çok mühim bir şey. İki, şimdi o başkanımız şuydu. İnsan ve insanın dünyasında Tanrı'yı tanımak. Çünkü İbn Arabi diyor ki insanın delili şey özür dilerim. Tanrı'nın delili insandır. Tanrı'nın delili insandır. Eğer mesela şimdi ya böyle abi sanki bu aynı zamanda düşünceni zayıf karnıyor. Çünkü alem hakkında bütün söyledikleri insanda temerküz ediyor o zaman. Yani İsmail abi, Ömer İbn Arabi'nin İbn Teymiye kanadı. Ben Konevi kanadı, Tahsin abi buradayım, burada Molla Fener kanadı. Bak Konevi ne yaptı bak? İbn Arabi'nin o izni Ömer İbn Teymiye. İsmail sen de hak ver bize bir şey. İbn Arabi de sonra geri bana şunu yapmasını mı gerekiyor? Şimdi daha hegelvari bir şey yani varlığın kendisini mevzu haline getirip varlığın parçalarını, bak felsefenin tabiat bilimlerine ve metafizik bilimlerine varis olup varlığın unsurlarını tahsil edilebilir disiplinlere dönüştürmesi gerekiyor. Konuyu geldi, bunu tamamıyla dini bir şeye çevirdi. Yani ilahi isimleri meseleler haline getirdi. İbn Arabi'nin alemle ilgili açtığı ufuk insanın fiillerine temettüz etti kaldı. Yani bu şimdi hani felsefe tarihi bilgimi göstermek için söylemiyorum. Çok özür dilerim ama şimdi yani Descartes şimdi cümle söyledi. Sanki şimdi Kartezyen felsefesi diyoruz. Kartezyen felsefesi neredeyse kilitleniyor. Sonra o İngilizler işte eklemen mesela falan filan yani düşüncenin önünü açıyor. Şimdi ben zaten hep söylüyorum diyorum ki mesela Selçuk Osmanlı vesaire falan filan. Bunlar birbirine ayrı bir ciddiye almadılar diyor. Almadılar. Şer yazdı. Yani yazdılarsa yazdılar. Ciddiye almadılar. Yani bu düşünce bu bilimin mutfağına girmedi. Sana tebrik ederim. Soru alalım bir iki tane, onu sana bitirelim, olur mu? Hocam bence almayalım. Yani siz konuştuğunuz zaten bu konuyu görüyorum. Ya aslında ben çok önemli sorular soruyorum. Yani. Buna böyle olsun. Tamam o zaman arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ekrem Hoca'nın kitaplarını da takip edebilirsiniz. Söyledikleri zaten önemli. Ekrem Hoca bildikleri ve söyledikleri önemli ölçüde örtüşemiyor adamdır. Söylediklerini fazla bilmiyordu ama bildiklerini söyler. Yani yazdıklarım, bildiklerim de... Yani söyledikleri ve yazdıkları önemli ölçüde örtüşür birbiriyle. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum.